Merhaba sevgili izleyenler. Bir konuşalımla karşınızdayız. Hakan Zafer'le birlikte bu çarşamba günü de sizlerle paylaşacağımız, içimizden geçen, bunları da konuşalım dediğimiz konu başlıkları var. Hakan abi nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok şükür iyiyiz. Ee, birkaç haftadır canlı yayın yapmıyoruz. İzleyicilerimizden evet. soranlar da var. Programın girişinde bundan kısaca bahsedelim ee, ki... Ee, yani sanki gizlemeye çalıştığımız bir şey gibi. <laughs> Yok değil hani, aslında E biz canlı yayın. Ya. Evet biz canlı yayın gibi yapıyoruz sevgili izleyenler öyle söyleyelim. Yani canlı yayını yaparken nasıl yapıyorsak kaydı da öyle yapıyoruz. Bunun da bir sebebi var. E, şu anda Hakan abinin, Evet yani. Hakan abi'nin bir dil kursu var devam etmesi gereken. E, onun saati benim saatin bir şey yapmadığı denk gelmediği için e, kayıt yapıp yine her zamanki gibi Türkiye saatiyle 20'de Çarşamba günleri e, sizlerin hizmetine sunuyoruz e, videolarımızı bir konuşalım mı bilginiz olsun sevgili izleyenler ama ilk fırsatta yani zaman e, uyarsa yine canlı devam edeceğiz onu da haber verelim e, şimdi i̇nşallah. inşallah diyeyim yani diy diyelim değil mi ya hayır yok yani ben siz dinledik ya kendi alışkanlığım değil mi alışkanlığım yani bazen bazen böyle hani eee <laughs> vaiz edasıyla falan gibi olur diye de korkuyorum anlaşılır diye. Ben kendimi inşallah dedim. Ya <laughs> yoksa inşallah diyelim Ahmet <laughs> i̇nşallah dayı. Diyelim. İnşallah diyelim. Yani. İnşallah Maşallah <laughs> de. Hani olur ya maşallah de. <gülüyor> <gülüyor> bu hafta sevgili izleyenler aslında birkaç haftadır böyle bir şeyle devam ediyoruz. sorularla soru işaretleriyle devam ediyoruz. Genelde program sorular üzerinden ilerliyor ama birkaç haftadır benim aklıma gelen, Hakan abinin aklına gelen ya da bize yazılan, etraftan duyduğumuz sorularla ilerliyoruz biraz. Geçen hafta konuştuğumuz konu, önceki hafta konuştuğumuz konu, özellikle yani çok ciddi ilgi çektiğini de gördüm. Birçok çok arkadaştan, birçok yerden çok ilgi çektiğini gördüm. Bu haftada konuşacağımız konunun ben öyle bir konu olduğunu düşünüyorum. O da nedir? Şudur. Allah mazeret kabul eder mi? Yani Allah'a mazeret sunabilir miyiz? Ee, herhalde sunabiliriz değil mi Hakan abi? Normalde insan tabii ki, fıtratında tabii. bu var. Mazeret sunar. Mazerete yatkın bir fıtratımız var. <laughs> mazeret arayan bir fıtratımız var. Tamam buraya kadar normal. Peki e, Allah e, bu mazeretleri kabul eder mi? Ya da kabul ettiği mazeretler, kabul etmediği mazeretler var mı? E, bugün bundan <laughs> konuşacağız sevgili izleyenler. E, Tabi dedim ki ben mazeret üreten e, canlılarız, mazeret peşinde koşan canlılarız. Bu e, hepimizin kabul ettiği bir gerçek. Önce bunu bir kabul edelim, değil mi? yani Çünkü, çünkü. Çünkü neden abi? Aff affedilmek istiyoruz, değil mi? <laughs> yani ceza almak istemiyoruz, affedilmek istiyoruz. Her durumda böyle. Bu yani otobüste bilet cezası da olsa böyle, maaşlarda e, cehennem azabı da olsa böyle bu. Yani çünkü e, ceza kesesini istemiyoruz bize veya bedel ödemek istemiyoruz. E, daha negatif bir durum bu e, yaptığının karşılığını ver, e, hesabını vermek istemeyen de var bir e, yaptığını bilerek yapmamış mahcup filan bu da olabilir yani en azından af dilemek oluyor bir e, bedel ödemek istemiyoruz e, bu negatif e, pozitif tarafta da şu e, affedilmek istiyoruz af görmek istiyoruz o yüzden mazeret sunmaya çok yatkınız İyimizde, kötümüzde mazeret sunabiliyor. E, burada mazeret de o zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. E, yani bu mazeret gerçekten bir pişmanlık belirtisi mi? Hı hı. Çok büyük bir pişmanlık, çok büyük bir vicdan azabı, çok büyük bir iç sıkıntısı. E, ya ben bunu nasıl yaptım? Ama diğer taraftan da öyle bir karşı, e, makama karşı e, mahcupsunuz ki e, kendinizi de affettirmek istiyorsunuz mu? Yoksa e, nasıl diyeyim? E, hani... Ya fırça yemekten şimdilik kurtulalım. Sonra Hı -hı. hani hani bir yolumuzu bulalım. E, Hava yumuşar. Hava yumuşar. E, mesele çok büyümez. E, hani, Durum atılır gider. Veya unutulur. bir başka şaşkın araya girer. Ben e, aradan sıyrılırım. <laughs> yani şimdi benim aklıma şey geliyor. Şu an anlatacağım şeyi büyük ihtimal birçok arkadaş böyle zihninde canlandıracaktır. Bilmiyorum Hakan abi siz böyle bir şey yaşadınız mı? Hani babaların nasihat etme şeyleri vardır böyle. Bir denk gelir. Hı -hı. Baba uzun uzun bir nasihat eder ama kızarak hani sevildiğini bil e, ana fikrinde böyle bir e, o sırada böyle hani halının desenine bakma anı vardır uzun süre halının desenine bakarsınız <gülüyor> <gülüyor> hani halının ya da kilimin desenini izlersiniz böyle uzun süre hani e, o, o hani o kızma o nasihat anının bitmesini beklersiniz hani bitsin ve kurtulalım yani bu bu devam edecek belli e, o bitene kadar ee, öfkeyi artırmayacak, babanın daha çok kızmasına sebep evet. olmayacak ee, dinliyor, kadar. Yürünür. Evet, evet dinliyor, mahcup, baş önde. Ama o anın da bitmesini <laughs> bekliyor, bitsin ve kurtulayım hissi. Belki birçok arkadaş böyle şeyler yaşamış olabilir. Cami halısı da aynı kaderde aslında. <laughs> değil mi? <laughs> Yalnız problem şu, cami halıları... Şekiller halıların... çiziyor insan değil mi oraya? Ağzını dinlerken, otu dinlerken. Bazı dinlerken. <laughs> <Ediyoruz> aslında böyle <laughs> mimara oluveriyoruz orada. Aynen. Cami halısından şekiller. Çok kreatif şeyler ortaya çıkıyor. Yani <laughs> ama şimdi bu bu bugün konuşacağımız mazeret meselesi... Ee, yani bir babadan fırça yemek, bir öğretmenden fırça yemek ya da işte sıkıcı bir nasihat muhabbeti dinlemekten bahsetmiyoruz. Ee, i̇nsanın yaratıcısı karşısında ki e, zor bir andan bahsediyoruz, zor ve kritik bir andan bahsediyoruz. Evet. Ve bu yani şimdi mazeretin sunulacağı yaşarken mazeret sunabiliriz, İşlediğimiz günahlar için tövbe edip etmek için, af dilemek için. Bir de bunun öldükten sonrası var. Yani bütün hikayenin bittiği Eşerken ve... Düşerken bir tarafı daha var. Yani yapmanız istenen olumlu ibadet gibi mesela, iyilik gibi, ahlak gibi şeyler var. Hı hı. Onlara mazeret sunabiliriz. Ya Hay, bir yap... ben iyi olsam ne olacak ki? Her evet, herkes kötü öldü. Doğru. Ben mi bir... Yani diyebiliriz mesela. E, yaptığı hatalar için mazeret, yapmadığı doğrular için. Tabii. Neden yapmadığına dair mazeret. E, o zaman bu yönlerinden konuşmamız lazım. Yani hı hı. hem bu dünya adına, e, işte tövbelerin kabul edilmesi... Ya da edilmeyen tövbeler var mı? Yani kabul edilmeyen tövbeler var mı? E, bu, bunları konuşacağız. Hem bu dünyada hem de tamam bu dünya bittikten sonrası daha da şey. Çünkü artık e, düzeltmek için fırsatımızın kalmadığı bir yere gideceğiz. Hı hı. E, orada asıl kritik yerde orası. E, o zaman en baştan başlayalım. Allah mazeret hı hı. kabul eder mi abi? Allah mazeret kabul eder. E, bu pişmanlık olan içerisinde pişmanlık olan mazeretleri Allah kabul eder. Yani e, pişmanlığın içerisinde yetersizlik olabilir e, veya işte anlamak olabilir. Hani babayla ol dediniz ya babayla evlat pişmanlığı e, böyle bir mazeret durumu gibi. Orada Allah'ın hani e, babada ger gerçi bir öfkelenme var. O fırçayı attıktan sonra baba da ya neyse tamam filan diyebilir. Ama burada mesela Allah böyle bir topluca bir maşerde fırçayı çekeceğim sonra tamam ya hepiniz gidin sizden mesaj gideceğim. Hepinize yeter cennetin filan öyle demiyor mesela kul hakkıysa e, zerresine kadar e, ödettiriyor, alıyor. Bir adalet, an, yani insanlardaki adalet anlayışı gibi değil. Mutlak bir adalet anlayışı var. Mukayyet değil, kayıtlı değil. Yani bazen iyi günle geldi, hadi filan gibi. Yani e, bir e, uyarıda bulunmak istiyorum. Bazen hani böyle mübarek gün geceler Allah'ın iyi gününe denk geliyor gibi hissediliyor. Böyle bir anlatım var daha doğrusu. Perşembe akşamı şöyle olursa, bu Arefe günü yaklaşıyor inşallah Allah ömür verir ee, çok yakın e, Kurban Bayramı. Ee, e, Arafa günü şöyle yapılan dualar kabul olur filan. Allah'ın iyi gününe denk geldi. Hadi e, işte yani dumping filan gibi hani olur ya böyle. Bugün indirim var. Elektronik mağazalar açılışında filan olur ya böyle. Evet çılgınca saldırırlar. Senlerde Belçika, ile, Belçika e, Dünya Kupası ile alakalı bir şey oldu herhalde. Öyle bir muhabbet döndü. Sizinle mi konuştuk ben? Ben mi bir yerde okudum acaba? Ha, yok ee, ben büyük bir elektronik mağazası işte eğer Aha. Belçika Dünya Kupası'nda şuraya şuraya çıkarsa televizyonları e, paralarını iade edeceğim mi falan öyle bir şey dedi galiba. Hmm. Ee, <laughs> Allah Allah ben hiç görmemişim. Hiç olmayacak beklemediği bir şey galiba Belçika'da bayağı yüksek. Siz gerçi iyi tahmin edirdiniz ama yani Belçika <laughs> ne oldu? <laughs> Bizim tahminler tuttu Belçika, Belçika Dünya Belçika Üçüncüsü oldu. oldu. E, Soraydı aslında oldu. size e, o kampanyayı düzenlemekten vazgeçerdi adam yani, aslında. Yani <laughs> televizyonların yani. parasını iade etmek zorunda kalıyor adam şimdi. Belçika e, beklemediği bir başarı elde etti o. Allah en azından, Allah, Allah. o, o mağaza genç. sahibi için. Yani eğer Belçika şu e, e, diyelim üçüncü olduysa üçüncü olursa televizyon paralarını iade edeceğim gibi. E, şimdi böyle bir güne denk geliyor gibi filan anlaşılır öyle bir şey yok yani Allah Perşembe günü de adildir. Çarşamba gününde Adil'i mutlaktır. Çarşamba gününde duaları kabul eder. Cuma öğleden sonra da kabul ettiği gibi. Cumartesi sabahı da kabul eder. Kadir gecesinin gecesini de kabul eder. E, dört gün sonrasında kabul eder. Burada problem yok. Yani Allah'ın iyi gününe denk geldi falan gibi. Haşa böyle bir hani iyi gününe denk geldi. Böyle neydi bu e, Adile Naşit'le? Aile şerefi miydi? aile şerefiydi galiba. İyi gün neden gelmesini bekliyorlar. Adamın sinir sinir değil e, değil e, yatışacak filan. Adnan açtı bu arada e, kızlarına işte damatlarına diyor ki şimdi söylemeyelim şu zaman söyleyelim filan gibi. Çünkü babanın iyi gün neden geliyor. Allah'ta böyle bir şey yok. İyi gün neden geldi bugün? de. Herkes affetmiş filan. Yani e, bu bir problem problem. Anladım dili böyle maalesef. Yani bu din başka bir şey değil. Bir menkıbe kısa tasavvufi böyle bir harita kendi anlam bütünlüğünü içerisinde, iç tutarlığı olan bir e, böyle bir dinlarlık motifinden bahsetmiyor. Bu din kuralları Allah tarafından konmuş Şimdi, bir şeyden bahsediyoruz. E, Allah'ın e, hem bu dünyaya dair hem de ahirete dair e, nasıl bir adalet sistemi olacağını Allah kendisi e, bize ifade ediyor. Tabii. Yani neyle karşılaşacağımızı biliyoruz. E, benim daha evvel karşılaştığım bir soruydu. Yani e, açıkçası bunun bir e, tam bir cevabı var mı, ilmi bir cevabı var mı, orasını bilmiyorum. Ama mesela Allah ahirette normal şartlar altında e, işte söz verdiği ya da anlattığı ya da tasvir ettiği e, şeklin dışında affedici olabilir mi? Yani normalden daha fazla affedebilir mi? Misal e, uh -huh. işte. Hani biz hep konuşuyoruz ya son zamanlarda özellikle yurtdışına yeni çıkanlar belki bunu daha çok yaşıyorlar. İşte çok iyi insanlar görüyoruz. İyi insanlar. Evet, evet. İyi insanlar ama yani Allah'a iman ediyorlar mı etmiyorlar mı? Allah'a iman ediyorlar aynı zamanda bir şey mi var? Yoksa bizim gibi gerçekten bir tek bir Allah'a inanıp bizimle aynı Allah'a inanıp işte bazı inanç farklılıkları mı var? Yani tam anlamıyla Müslüman diyemeyeceğimiz. Ee, ama evet. e, çok iyi insanlar var. Acaba bunları falan düşünüyoruz ya. Mesela Allah böyle bir sürpriz yapabilir mi? Hı hı. E, normalde söylediğinin dışında bir şey yapabilir mi? Diye bir soru sormuştu bir arkadaş. Açıkçası ben de size sorayım aynı soruyu. Şimdi ben e, sınav kağıdı okurken çok böyle yoruluyordum. Sınavdan daha çok yoruluyordum yani. Böyle okuması daha doğrusu okumasından daha çok yorucu şeyler oluyordu. Bazen e, yani puanlamayı değiştiriyordum çünkü bakıyordum ki bir 10. kağıtta öğrenci bir şey yazmış e, ve o benimle alakalı derse anlatım tarzımla alakalı e, çok ciddi bir takip olduğunu hissediyorum. Diyorum ki evet buna not vermeliyim bu, bu çocuğa not vermeliyim diyorum mesela ona not veriyorum dolayısıyla 10. kağıtta kalan 10 kağıdın o sorusunu bir daha okuyordum yani. Oraya, hmm. Eğer çocuklardan ona yakın bir şey, onun gibi bir şey cevap veren varsa, yazan varsa açık uçlu sorularda, onları da o puanı vermeliyim diye bütün o e, not çizelgemi, not e, kalibrasyonunu değiştiriyordum. Şimdi e, Allah doğru e, mahşerde bir sürpriz yapabilir ki elbette ki Allah'ı sınırlandıran bir şey yok. Haşa hiçbir güç Allah'ı sınırlandırmaz ama Allah'ın yarattığını, e, Allah'ın ayetlerini, kitabını, veya uygulaya geldiklerinde değişmeyecek göreceksin diye Allah zaten söylüyor. Burada değiştirdiği zaman ondan önce veya ondan sonra yaşamış kulların da mahşerde herkes aynı anda olacak. Çünkü mizan herkes aynı anda kurulacak. Dolayısıyla bütün parametreyi değiştirmesi lazım. Haşa öyle bir şey yapmayacağını söylüyor zaten. Değişmez diyor Allah. Yani tevhidse herkese Adem'den son insana kadar e, herkese tevhidten soracak. Şirk soracak. Ama... Öyle bir şey ki yani e, hiçbir şey değiştirmeyecek o. E, bir başkasıyla alakalı. Dolayısıyla kul hakkı mesela dediğim şey bu aslında. Değil mi? E, veya işte onu onu yapan diğerlerine haksızlık olmayacak. Sadece Allah'ın kendisiyle alakalı bir şey. Allah affedebilir. Burası zaten açık ucu açık bunun. Yani umulur ki diyoruz zaten. Dua etmenin hani bugün e, mazeret konuşuyoruz ama mazeretin varlığının en büyük sembollerinden bir tanesi duadır aslında. Dua etmek iyi kötü bir mazeret saymaktır. Bakman ya Rabbi yani geldim ama hani biz daha önce çok konuştuk hatırlıyorum ben dua, şükrü veya nimet saymayı. Ya Rabbi geldim ama diye saydığımız mazeretler var. Hazreti Yunus konuşurken, Hazreti Nuh'u konuşurken, Hazreti Lut'tan konuşurken, birçok Hazreti Çoğalık'tan konuşurken birçok yerde konuştuk aslında. Hazreti Yunus bir mazeret sayıyor aslında. Yani mazeret saymanın bir versiyonudur dua. Dolayısıyla burada e, dünyada bu varken ahirette de elbette ki insanlar Allah'tan af mağfiret dileyebilir, isteyebilir. Bir meşhur kutsi hadis var hatırlarsanız saç, sakal beyazlamış bir adam e, motifi var. Orada e, adam iyi yere yazılmayınca ben böyle bilmiyordum diyor hatırlarsanız. Evet. Nasıl biliyordun diyor Allah. Ben seni merhametli biliyordum ya Rabbi diyor. Çok meşhur. Ben kulumun zannında neysem oyum diyor. Yani kul beni nasıl zannediyor? Parantez açmamız lazım burada. Sadece zan yani filan demek değildir. Zannetmek şöyle. Zannedersiniz ki çarşamba günü saat 18'de sınavım var dersiniz mesela öğrencisiniz. Hı hı. Zannediyorsunuz ama sınav meğer 17'deymiş. Zannettiniz. Gittiniz bir saatlik sınav bitmiş mesela. Hata ettiniz ama zannınız size hata... Burada zannettiğinizden dolayı e zannediyorsunuz ki durum başka burada bilerek planlı kurgulanmış bir kötülükten bahsetmiyor. Yani zannınıza göre de davranıyorsunuz. Yani zan, burada kasıt bu. Yoksa suizan kötü zan bu manada değil. E, zannediyorum Allah bana merhametli zannediyorum. O halde e, çarşamba 18'de sınav var zannediyorsan mesela diyelim. E, o zaman çarşamba 18'de sınavım varmış gibi sınav salonunda gitmem lazım. Ben sen ya Rabbim merhametli biliyorum. E sen ne yaptın? Tamam Allah merhametli de. Senin bana merhamet edeceğin gibi davrandım demesi lazım. Yani durum hmm. bu. Kulun zanında zannındaki... Yani bu e, bir mazeret üzerine bir plan yapıp önce evet. önce mazereti belirleyip ha böyle 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 evet. olsa ben de şöyle derim. E, i̇şte evet. bir öğretmenin e, işte e, nasıl diyeyim çok merhametli, e, çok işte ne diyeyim? yufka yürekli bir öğretmen. E, onun karşısına çıkıp e, işte. O mazereti sunduğunuzda ikna olacağını biliyorsunuz. O yüzden evet, e, boş ver, çalışma ne olacak? Zaten affeder. Evet. Zaten yap, işte zaten e, sınava geçte kalsam, o gün sınava gitmesem de zaten iki Hı -hı. gün sonra bana sınavı yeniden yapar. Biliyorum. E, o zaman burada bir şey var. E, bilinçli, planlı bir e, tasarlanmış, tasarlanmış bir kötülüktür bu değil aslında. Mi? Bu, hukukta bu da, da böyle bir şey var. Değil de mi? Bir Mesela tasarlanmış bir cinayetle tasarlanmış bir suçla ee, yanlışlıkla bilmeden e, nefsi müdafaa tam müden işte hani e, gerçekte ortaya çıkan bir durum çok farklı değerlendiriliyor. Tabi. Değil mi? Yani e, bu insan doğası da insanın kurduğu i̇şte, adale sistemine de karşı değil sistemi. Bu da yanıyor zaten. Bilerek evet, mi tam müden mi yapıyor? Yoksa kasten mi yapıyor? Yoksa kaza mı? Şimdi burada Allahı haşa bir kandırma diye bir şey söz konusu ama olamayacağı için. Orada neyin ne olduğunu zaten Allah söyleyecek ona. Bazı yüzler var ki aydınlık bazı yüzler var ki karanlık. Bunları söylüyor. Kitaplarının işte şu yönden bu yönden verilmesi falan gibi. Ee, sonra e, mazeret beyanları var mahşerde. Aslında Yani bir başka yerden başlamış oldum. Yarab diyorlar yani bizi bir üç tane şey var aslında. Gidiş dönüş talebi var. Kur'an'da. E, mahşerde durumu iyi olmayanların. Bizi bir daha gönder diyorlar. Yani gerçekten süper adamlar oluruz. Allah onları reddediyor peygamberine de onlar bir daha dönseler ne olacağını söylüyor ki böyle olmayacak fakat olsaydı bile aynısını yaparlardı dönmeklerinde böyle bir dönüş olmayacak bu dönmeyi isteyen insanların suçu attıkları mazeret olarak suçu attıkları yerler var ya Rabbi bizi bir daha gönder biz aslında iyi olabilecek adamlarız yani dünyada kötü olmamızın sebebine gelince ya Rabbi bu atalarımızın yüzünden oldu niye biz onların inandığına inandık hmm. onların taptığına taptık o yüzden bunlar olmasa var ya biz aslında iyi olabilecek adamız. Nereden biliyorsun diyeceksin ya Rabbi bizi bir daha gönder bak nasıl iyi olacağız diyorlar. İki, e, diyorlar ki bizi bu dünyada önderlerimiz kandırdı bizi. Bunlar bizim önümüze geçtiler. Dediler ki şöyle yapın böyle yapın filan. Ölmüş değil bunlar. Aramızda canlılar. Bu atalar ölmüş de olabilirler. Yani atalarının dini üzerine yaşamak gibi bir şey var. Adet var. Evet. Ee, bizi yani ne bileyim biz atalarımız eğer istikamette olsaydı Biz de onlar olduğu için biz de olurduk Çünkü onlardan miras aldık Fakat aramızda bazı uyanık tipler vardı Bunlar dediler ki şu yoldan gidin Biz de baktık ki yani tutarlı gözüküyorlar Akıllı gözüküyorlar filan Bunlar bizi bu yoldan götürür Biz de onları takip ettik Varsa burada suç onların Yara eğer bu uyanıklar önden gidenlerimiz olmasaydı biz zaten dünyada iyi olabilirdik nasıl? E bir daha gönder bak nasıl iyi olacağız gibi. Üçüncü bir şey daha var. Şeytanla bir karşılaşma var orada. Bize bunun yüzünden diyecekler. Hayır diyecek şeytan. Şeytan da kendini savunacak Allah huzurunda. Kötüler, şeytan ve e, ve Allah e, Allah'ın huzurunda kötüler ve şeytan birbirine gidecek. Biz Bize bunun yüzünden diyecekler. Şeytan da hayır siz kendiniz diyecek. Şimdi eğer şeytan olmasa süper olurduk. Eğer kendilerine uyduklarımız olmasa süper olurduk. Daha da ekleyebiliriz buna. Bizi kışkırtanlar veya ne bileyim öfkelenip kendisinin yüzünden uzaklaştıklarımız, canımızı sıkanlar, kötü örnekler. Ki bugünkü Müslümanların hani bu konuları konuşmamızın ana sebeplerinden bir tanesi bu. Bugünkü Müslümanların maalesef sırtındaki ağır yük bu. Yani kendisi gibi Müslüman olduğunu söyleyen insanlardan utanç duyma hissi. Maalesef bugün uzaklaşma meyili gösteren insanlar da temel prensip motivasyon haline geldi. Yani niçin böyle davranmadın? Ya Rabbi çünkü şu, şu da böyle davranıyordu. Niçin şunu yapmadın? Öyle yaparsam şöyle algılandırırım gibi. Burada dünyada tutarlık aramıyorum. Dünyalılardan tutarlılık aramıyorum. Bakmayın yani Müslümanların hayır alakası yok. Şimdi Konya'da mı ne bir şey oldu geçen hafta sonu galiba. Pazar günü müydü? Bir kediye su vermek için bir adam birisi kap koyuyor. Evet bu e, bizim en son geçen hafta konuştuğumuz işte hayvan severleri e, gusül abdest almayı bilmeyenler evet, evet. E, e, rezilliğinden sonra bu şey oldu. Yani böyle hani top 10 listesinde yer alabilecek bir şey. Başörtülü kadınlar e, kediler için ya da sokak köpekleri kediler için bırakılan su kaplarını tekmeliyorlar. E, her taraf kedi doldu diyorlar e, bayağı. Bayağı baktığınız zaman Müslüman görünüyorlar ama imaj öyle. Şöyle yani, yani o görüntünün evet dindarlar Müslümanlar böyle filan diye bunlar zaten filan diye bir çizgi film rezaleti oldu. Çizgi film yani kısaca izledim ben ama yani olmayabilir. Yani artık milletin aklı fikri nasıl bulandıysa yani nasıl bir düşünce sistemi inşa ettilerse Gördüğümüz tablo bu. Ahlak ve düşünce sistemi inşa ettilerse gelen yer burası artık. Burada yani şey ne biliyor musunuz abi doğru tabir hani Vida'nın yalama yapması var ya evet artık Vida yalama yapmış durumda insanların e, dolayısıyla öyle bir şey var ki e, mesela o çizgi film şeyini ben de gördüm e, aslında böyle yorumlanmamalı böyle de yorumlanmaz evet. normal şartlar altında asla böyle bir yorum çıkmaz ortaya ama evet. öyle bir şey var ki şu anda bir atmosfer oluştu ki ee, Vida yalama yaptığı için sürekli ya da arabanın tekeri o taraf patlak olduğu için hep direksiyon oraya doğru çekiyor. İnsanların zihni hep o tarafa doğru gidiyor. Evet. Ee, diğer taraftan da ya bunu dinlerler zaten diye başlayan yığınla cümle kurulabiliyor bu yüzden. Ee, bu bilinç gibi şeyleri de ortaya çıkarıyor. Ee, evet. yani i̇şte ben tutarsızlık dediğim şey o. Yani başını örtmüş bir tane anne iki tane kızı su tekmeliyor da su kabını tekmeliyor. Tamam yani doğru davranış olmayabilir, öfkelenmiş olabilirler, birbirini tahrik etmiş, herkesi birbirini tahrik etmiş olabilir orada insanların. Olayı tek başına e, yalın olarak üzerinde duramıyorsunuz, konuşamıyorsunuz. O başörtülüsü taktı diye, yani e, tesettürlü giyinli diye, e, işte dinlerler, işte Müslümanlar falan böyle oluyor. Bunlar diye başlayan cümleler kuruyor. E, karşıdan o da senin gibi bir farkın yok ki o da başörtüsü takmadı diye sana söylüyor. O da mini etek giydin diye sana neler neler söylüyor. Ne farkınız kaldı? Bir farkınız yok ki. Yani olayı tek başına konuşamıyor. Kardeşim hayvanlara bakmak, hayvanları sulamak ayrı bir konu. Birbirini kızdırıp, öfkelendirip işte ne bileyim bir şeyler yapmak ayrı bir konu. E, ayrı ayrı konuşamıyorsunuz yani. Konuşamıyor insanlar. Problem burada yani. Ee, hep birbirine birbirinin kötülüğü üzerinden gidiyor. Birbirinin kötülüğü üzerinden hikaye bina ediyor. Evet, evet. Dolayısıyla bu dinlerlerin de başında büyük sıkıntı aslında. Kendi gibi aynı dine inananların kötü durumları bu terörist de olabilir, hırsız da olabilir, alaksız da olabilir. Ki gerçekten bunların hepsi var da olabilir de bunlar. Bunları söylemek dini kötülemek anlamına da gelmez. Yani çokça e, söylemek ee, insanların zihnine bunu perçinlemek anlamına gelir mi? Gelebilir. İnsanlar zihninden perçinleyebilir bunu ama söylemediğiniz zaman ne oluyor? Ortadan mı kaldırmış oluyorsunuz? Veya alternatif olarak ne koyuyorsunuz? Tam doğru kardeşim. Bunu bazı şeyler hani travma oluşturacaksa mesela bu psikolojide de var. Ee, hani yani e, dizi falan çekerken mesela işte e, birisi öldüyse mesela diyelim doktor babanız öldü filan diye küt. Alo babanız öldü filan diye kimse demez. Ya, gerçek mi? Evet gerçek. Öldü. Ama direkt Türkçe söylemez travma oluşturacak şeyleri. Bu üstü örtülsün, gizlensin, babasının ölmemiş gibi yapılsın filan ona yalan söylensin anlamına gelmez. Bu bir gün söylenecek o. Yavaş yavaş travma atlatacak şekilde toplumsal travmalar var şimdi. Bir çizgi filme bakıp bu anlamı çıkartıyorsanız toplumsal travmalar var. Şiddet travmaları yaşıyor toplum. İnanılmaz boyutlarda, inanılmaz boyutlarda. Bugün kimse kimseye bir şey diyemiyor. Yani bakıyorsunuz... E Şoföre bir şey e, şoför bir şey söylüyor bilet atmayan bir adama. Şoförü kaldırıyor vuruyor adam. Yani asker konvoyuna diyor kardeşim yani yeter bu kadar gürültü diyor. Adam iniyor aşağıya. Gecenin ikisinde üçünde asker gönderecek. Öteki e, bunlar hepsi aynı zamanda kul hakkı. Adam yaşlı emekli amcayı öldürüyor. Asker konvoyu tertip eden adam, e, çocuklar, serseri çocuklar. Şimdi bakıyorsunuz ya şimdi asker konvoyu serzeri çocuk dedim millet öyle değil işte yani o başka bir şey. Sen vatan millet sakar ederken kul hakkına giremezsin. Yarın mahşerde Allah çatır çatır soracağım dedi şeylerden bir tanesi de o. Yani öyle sen ne bileyim bir, bir takım hani böyle e, mazeret mazur görebilecek alanlar icat ediyor insanlar kendilerine. Oralarda çok koyratça davranıyorlar. Şimdi geçen hafta oldu tekrar. Yeni Asya gazetesini protesto ediyorlar. Evet. Yani ters bayrakla. Yani muhtemelen okumayı bilmiyorsun yani. yani. Okumayı bilme, bilmediğin için ters yapıyorsun ona. Onun Suudi Arabistan bayrağı olduğunu mu düşünüyor acaba diye de merak ediyorum yani aslında. Onlarda şey var abi o bir geleneksel bir şey. Samanyol'un ee, Samanyolu'nun bayrak direğine tırmanırken de eee evet. kelimeyi şahadet kelimeyi tevhid'i yanlış söylüyorlardı. Değil mi yani? E, kelimeyi e e, ya. yani... yani Fıkra gibi bu. yani Hani normalde şey, olur ya böyle. Ya şey abi ya bundan böyle mizah çıkarabilirsiniz. Absürt komedi. Tabii. işte protesto yapmayı bilmeyen adamlar hani yanlış bayrağı evet. yakan adamlar, işte kelimeyi tevhidi yanlış okuyan adamlar. Aslında böyle bir tip yazıp bu tip üzerinden protesto etmeyi bilmiyor. Solcu. Ya çok yani, da garip kaçmaz herhalde. Çünkü hani, turiste küfür öğretip, kaka atıp göbek çatlatan evet, insanlar evet, var aramızda. Evet, yani. evet. Çok evet. da garip kaçmazdı yani. Çünkü normalde yani. hani normalde bundan absürt komedi çıkar. Evet. Ama ama adam onu vatan millet ama, diye. Evet. Evet. Şu an böyle bir gerçekle karşı Tabii Galiba yani. Yeni Asya Gazetesi'ni protesto ediyor adam onunla. Şimdi yani bu tutarsızlık dünyada var maalesef yani. Ben bakıyorum. Sen ona öyle diyorsan o da sana öyle diyor işte yani. Onun dediğini sen onunla aynı düzeme iniyorsun yani. Maalesef böyle bir durum var. Ama dindarlar bunu bir mazeret olarak görebilir mi? Hayır göremez. Yani konum asıl konum bu aslında. Yani bir başka dinler olduğu iddiasındaki bir kimsenin kötülüğü bizim dine mesafe almamızı asla bahane mazeret olamaz. Ya Rabbi aslında ben namazı kılıyordum bak süper de teşbihat yapıyordum harikaydı sünnete sünnet ekliyordum filan. Nafileler ama hep bunların yüzünden oldu. O 5 sene 6 sene var ya on, bunlardan tiksindim o yüzden Ya Rabbi bir bıraktım sonra da gelmedi. Ha bak hakikaten onlar kötü dinlerlerdi. Benim kötü kullarımdı. Dolayısıyla senin bu beş sene Böyle bir şey olmayacak. Ya Rabbi ben aslında süperdim ama işte bu bunlar beni kışkırttı. Tahriklere geldim. Bunlar beni çok ileri götürdü işi. O yüzden o yüzden ben de o öfkemle yapmışım yani bilemedim bu işi falan. Bunun mazereti yok. Ne kadar mazereti yok? Çünkü mazerete alıcı iki şey veriyor Allah. İnsanın taşıdığı irade ve akıl. Ya yani akıl devam ettiği sürece bu mazeretlerin geçerliliği yok. Yani e, orada bilme ve bilinme yolları açıyor akıllar. Aslında mazeret kökünü kesen şeylerden bir tanesi bu. Akıl veriyor, dolayısıyla mazereti sonlandırmış oluyor. Çünkü Allah kendisinin bilinmesini istiyor. Bilinmesi için akıl veriyor. E, dolayısıyla bilinmenin yollarını açıyor ve bilmenin de yolunu kuluna açmış oluyor. Akıl vermek suretiyle. Yani bileceğim bileceğim de hani Diyelim ki bir e, benzin istasyonuna vardınız, e, yakıt istasyonuna. Benzin yok, sadece dizel var. Sizin arabanızda benzinle çalışıyor olsun, o da yakıt diye dolduramıyorsunuz. Eğer kalmışsanız, arabanız çalışmıyorsa, orada tonlarca e, motorin olsa bile arabanız gene çalışmıyor. Yani şöyle diyebilirdik, yani ya Rabbi bize akıl verdin ama ya bu bilgi türü bizim aklın işleyeceği bilgi türü değil diyebilirdik mazeret olarak. Yani halbuki hepsini akılda işletiyoruz daha da ileri götürüp akılla kötülükler tasarlıyoruz, günahlar tasarlıyoruz. Hatta bunun mühendisliğini yapıyoruz. Bugün şöyle yaparsam 3 gün sonra insanlar şöyle düşünür diyerek bugün bir kötülük tasarlıyorum. 3 gün sonra kendimi iyi gösterebilmek için mesela. Sonra dönüp o insanların beni iyi bilmesine filan mağdur veya mazlum bilmesine o oh Allah'ın lütfu filan diyebiliyorum mesela. Ama ortada tasarladığım çok çirkin bir şey var. Bunu tasarlı, aklımla yapıyorum bunu. Sonra dönüp diyemem ben Allah'a. Ya Rabbi bir bilgi türü gönderdin mi bize? Doğru vahiy, peygamber falan geldi ama yani bunun işleyeceği bir şey değil. Yani yakıt verdin ama motorin ya Rabbi bizimki benzinle çalışıyor. Öyle bir farklılık yok arada. Aynı şey veriyor Allah. Aynı işleyebileceği bilgiyi veriyor. Dolayısıyla mazeret ortadan kaldırmış oluyor. Yani Allah'ın ayetleri öfkelendiğimiz zaman bilgi türü değişmiyor. Böyle hani bazı yani su gibi mesela hava şartları değiştikçe e, işte yoğunluğu, hacmi filan değişmiyor. Buhar oluyor, ne bileyim buzu katılaşıyor, sonra akışkan oluyor. E, bu, su gibi değil bu bu bilgi türü. Aynı. Yani sen öfkeliyken de namazın namaz, sen mutlu mesut havalarda uçuyorken de namazın namaz. Hatta peygamber yanında, saadet asrında, mutluluk çağında olsan da namazın namaz. Aynı namazı emreden Allah namazı değiştirmiyor. Canın çok sıkkın kılmayı ver ve filan demiyor bize. Öyle demiyor mesela. Ne bileyim hani e, kurallar değişmiyor. Bugün faiz haramdı. Çünkü yani bir ekonomik plan söz konusu değildi. Bir devlet yapısı filan. Bir banka sistemi oluşmamıştı. Bankacılık sistemi oluşmamıştı. Ama bugün yani size bir şey diyemiyorum sevgili 21. yüzyıl kullarım. Siz faizsiz zaten yapamazdınız. Bir, bir, bir sorun yok filan. Haşa böyle olmayacak. Faiz 21. yüzyılda da faiz, 7. yüzyılda da faiz. Faiz faizdi yani. Ne bileyim tefeciliğin değişen bir tarafı yok. Yani o gün de aynı günahsa, bugün de aynı günah. İşleme konusunda ya Rabbi yani biraz çözelti olsaydı şurada biz bunu işlerdik falan diyebileceğimiz bir değişikliğe uğramıyor akılda. Aynı akıl, aynı bilgi türüyle muhatap. İkinci şey daha, e, ikinci şey daha var insanda. Mazereti e, mazeret önüne alan insana yüklü. ikinci mekanizma da irade mekanizması. Bir şey zorlamıyor Allah bizi. Allah tercih ettirme, tercih ettiriyor. Ve tercih etmemiz konusunda yollar açıyor. Öyle biz her şeyi tercih edemezsiniz. Mesela diyelim e, hani bu da soğuk espri ya kasaba gidiyorsunuz. Şu var mı var. İyi e, o zaman ben bir kapıçını alayım falan diyemezsiniz. Orada et ve et ürünleri tercih edersiniz. Bu kadar. Ama Allah size tercih ettiriyor. Yani tercih yollar açtırıyor. Sonra bu tercih etmenin bir şey daha var. Hani cebri bir şey yok. Zorla bize bir şey yaptırmıyor. Mesela bir gün sabah kalktım ki abdest almışım resmen ya filan gibi. Sonra baktım terlikler ıslak havlu filan. Ondan sonra iki rikette namaz kılıp aa başımda da takke var ya filan. Böyle bir zorlama yok yani. Ne bileyim ya zorla oruç tutmuşum ya. Hiç fark etmedim filan. Kurban keseceğiz mesela diyelim. Ne, kurban kestiğimi fark etmedim. Ha, Allah bak o arada benim aklımı şey atmış devre dışı bırakmış. Bana zorla kurban kestirdi Allah. Öyle bir şey yok. Kendisine inanmaya bile zorlamıyor Allah bizi. Önümüze saçıyor delilleri. Ayet diyor zaten bunlara. Her şey ama her şeyi. Yerin üstünde, yerin altında, en küçüğünden en büyüğüne. ister mikroskop camından bakın, ister teleskop camından. En irili, en ufaklı. Ne derseniz hepsini önünüze geliyor. Ama sizi zorlamıyor kendisine inanmanız için. Böyle bir baskı yok. Yani yani mecburen böyle uyur gezer gibi gidemiyorsunuz o tarafa doğru. O yola doğru açtığı yola. Dolayısıyla siz cebri değil mecbur tutmuyor siz. İradi olarak gidiyorsunuz. İradi olarak gidince bunun mazereti olmaz. Bunu kim yaptı bilmiyorum ki falan diyemiyor. Ben yaptım. Niye? isteyerek yaptım bunu. İstememi verilen şey ne? Akıl, bilgi bunlar tercihlerim verilen şeyler. Dolayısıyla Allah beni mecbur bırakmadı. İsteyerek yaptığım için bir mazeret sunduğumda ya hem isteyerek yapıyorsun hem mazeret sunuyorsun. Olmaz. O zaman mecbur olduğunuz şeyde mazeret sunabilirdiniz. Şimdi hani siz bir Ramazan'da mı hatırlatmıştınız? Amr İbni Yasir ile alakalı. Anneyi babayı ilk şehitler onlar. Ee, evet. Sümeyye ve Yasir. Öldürecekler şey edecekler o da e, hani Çağrı'nın meşhur sahnesi çok gerçekçi bir sahne o da Çağrı'yı ben çok seviyorum yani e, Bu çok gerçekçi filmlerden bir tanesi bana göre yani e, Zorla Hubel Hubel'de diyor filan o film sahnesini hatırlatayım hı hı. o da söylüyor sonra Allah Resulü canını sıkma filan diyor o bu tür durumda olabilir Hayat tehlikede filan şimdi orada mecbur yani. Ama Kabe'nin içine put Hubel'in yanına gidip de kurban sunup ne yapayım ya filan işte ticaretimiz vardı o yüzden biliyorum filan. böyle bir şey yok. Ama orada anneyi anneye babayı öldürecek, kendisini öldüreceklerken onlara tamam neyse filan lanet olsun. ...dediğine bir şey demiyor. Bizim e, böyle bir zaruret uydurma... E, ...kendimizce işte... ...zorlanacağımız... E, hı hı. ...nefsimizi birazcık rahatsız edecek... ...konforumuzu bozacak durumlarda... E, ...uygun bir zaruret, uygun bir mazeret... ...uydurup... E, ...mazeretle zaruret aynı kökten mi bu arada ya? Ben bir şey evet, mi keşfettim evet, bu evet, arada? Tabii tabii. <laughs> evet, süper. Yani bir bir mazeret uydurup... E, ...hem yani kendimiz için bir şey oluşturuyoruz, o işi yapma kolaylığı yani kafa kolaylığı hem de işte aman ne yapalım mecbur kalmıştık. Şimdi o zaman zaruretin şeyi de belli. Ee, hani terazinin Sizin kefesine gibi. ...uygulayacağı ağırlık belli. Biz bir evet. tane tavuk tüyünü alıp çok büyük bir zaruret gibi gösteremeyiz. Yani oraya bayağı gülle düşüyor yani. Yani bayağı işte bir ölüm korkusu var. Ee, i̇şte hani e, korku namazı diye bir şey var yani peygamberimizin namazı terk evet. etmediğini asla terk etmediğini biliyoruz. Ama işte savaş savaş varsa hani dedik ya siz az evvel söylediniz işte çok güzel günlerde asıl saadette de namaz namaz canımız çok sıkkınken hayat alt üst olmuşken de namaz namaz değişen bir şey yok. İşte çok zengin olduğumuz hiçbir şeye ihtiyacımız olmadığı zaman da faiz haram ya şu işi yapsak aslında çok güzel para kazanacağız çok da ihtiyacımız var Dediğimiz zaman da faiz faiz yani hı hı. bir şey değişmiyor. O zaman bu zaruret şeyi bizim aslında son iki hafta konuştuğumuz yere de geliyor. Allah madem bizim iman etmemize ya da iman etmememize fiziki ya da görünür ya da görünmez bir müdahale yapmıyor ee, yani mesela normalde iman etmeyi düşünmeyen birisi yok arkadaş ben inanmayacağım diyen birisi farkında olmadan bir dakika ya ne oldu ben ne ara bu sakalı bıraktım da namaza başladım diyemiyor. Ee, ya da iman etmiş birisi e, kendi isteği dışında Allah tarafından bir etkiyle e, dinden imandan uzaklaşamıyor. Tabii, Ter tabii. Biz tercihlerimizle ilerliyoruz bu hayat yolculuğunda. E, hani konuştuk ya Allah zulümlere niye müdahale etmiyor? Neden zalimlerin belasını vermiyor? Evet, e, içimizden bir ses e, bunu diyor. Keşke şu olsa, keşke bu olsa diyor ama sistemi bozan insan, insanlar. Evet tekil tekil ya da çoğul çoğul e, tercihler yapıyorlar. E, bu tercihler e, adalet sistemini bozuyor, eğitim sistemini bozuyor, sosyal yapıyı bozuyor. E, toplumsal vicdanı çökertiyor. Ekonomi evet. alt üst oluyor. İyi öğretmenler yetişmiyor, iyi sanatçılar yetişmiyor, iyi doktorlar yetişmiyor, iyi insanlar yetişmiyor. E, sonra ya biz ne ara böyle olduk ya falan. Valla geriye doğru sarmak lazım. O klasik şey hikayesi var ya işte. Adam hani küçücük bir şey yapıyor. Şa i̇şte, 5 dakikada çizdin, 3 dakikada çizdin hikayesi. Hayır, işte 50 yıl artı 3 dakika. Evet. Yani dolar nasıl 6 lira oldu ya falan misal. bir günde olmadı. Bir günde olmadı yani evet. bu. İşte bilmem kaç yıl artı e, şu olay. E, o zaman mazeret meselesinde de abi? E, dediğiniz e, şeye geliyor Bir özür olması lazım. Bir gerçekten yani, bir özür olması lazım. Özür zaten aynı kökten? Değil mi? Gelir Gerçekten. olması lazım ki ondan sonra olsun. Yani e, burada bizdeki yani modern insan mazeretleri e, daha da konforlu hale getiriyor. Yani orada mazeret konforlu değil. Yani candır, namustur, işte ne bileyim e, böyle mal güvenliğidir, can güvenliğidir bu tarz şeylerde. Mazeret böyle hani e, daha konforlu yatırım yapmak, daha rahat ulaşmak, arzularını işte e, takip etmek falan anlamda değil. Ya mesela bir şey canım yapmak istiyor. Ona mazeret buluyorum. Hayır öyle değil. Yani burada kast, kastımız bu olamaz yani. Dinin buna elverişli bir tarafı yok. Ee, yani eğer böyle olursa herkesin e, sistemi güncellemesi lazım Allah'ın. Herkese özel. Halbuki orada hani sizin geçen iki hafta önce konuştuğumuz e, meseleydi. Ee, bir tarafta yıkan bozan var. Doğru. Allah'ın kurduğu sistemi. Allah'ın daha doğrusu Allah sistemi e, kurdu sonra kenara çekildi filan değil. Haşa. Ay, yaratma devam ediyor zaten. Hani kulunu unutur daki şeyimiz buydu. Nasıl unutsun Allah? Unutur. Çünkü her süreçte yaratmayı o yapıyor zaten. Ama e, kulundan kuluna yüklediği bir takım vazifeler var. Onu kullar yapmayınca o vazifeler yapılmadı oluyor ve yerine işte bir şeyler e, koyması için diğer kullarına da görev vermiş oluyor. Aslında sadece bozan değil. Yapmasını istediği kullar da var. Allah e, ben ne yaptınız ya ben burayı düzenlemiştim siz perişan ettiniz. çekilin bir kere ben şöyle toparlayayım sonra gelirsiniz filan diye bir hani evi dağıtmış çocukları e, parka gönderen kızgın anne modeli değildir bir takım insanlara da bak bunlar bozdu sen de yeryüzünün ıslahına çalış diyor. Bunlar fesadına çalışıyor, ötekiler yeryüzünün ıslahına çalışıyor. Ya da şu örneği vereyim abi. Ee, işte bilgisayar oyunlarında, Atari'lerde, şunlarda, da. işte geçemediğiniz bir level var. Uğraşıyorsunuz, geçemiyorsunuz. Sonra sizden büyük birisi geliyor ya da onu artık o işin ustası olmuş birisi, "Ver ben senin yerine geçeyim orayı." diyor. Geçiyor. "Al sen devam et." diyor mesela. Evet. Allah'ın böyle bir e, müdahalesi de yok. Yani... böyle bir müdahale yok. Niye etsin ki böyle bir müdahale? Yani kendisi söylüyor zaten yani daha önce daha önce de yani konuştukça e, bu çok şey konuştuğumuz anlamına mı geliyor bilmiyorum. Yoksa ee, az şey, az şey, az şey var. Zaten ona iki dönüp, dönüp onlara ama atıf yapıyoruz. Onu da bilemiyorum. Ama İnşallah öyle değildir. Yok, hayır şöyle geriye dönüp bakınca abi, e, baya bir program yaptık baya bir şey konuştuk, baya farklı konular. Her konuştuk. Bir müstakil konular. E, baya bir e, anskrebe gibi bir şey oldu yani. yani Şimdi bakıyorum not kağıtlarımı da baya bir kağıt biriktirdim. Bende de yani. de oluyor mesela biz siz de burada bir şey konuşuyoruz mesela. E, sonra bir ortamda. Ya diyorum ben bunu nerede konuşmuştum yani bir hani siz bazen diyorsunuz ya sizle mi konuştuk nerede anlatmıştık evet. bunu filan ee, o oluyor bir de böyle bir e, ama e, şu var e, bizden çok hani bizim konuştuklarımızı e, bazen işte geriye dönüp bakınca tam hatırlayamıyoruz ama bizden çok daha dikkatli izleyicilerimiz olduğunu evet, ben tamam. e, fark ediyorum bazen hatırlatıyorlar İşte falan programda böyle bir şey konuşmuştunuz. Aa, hakikaten düşünüyorum. Evet biz öyle bir şey konuşmuştuk. Güzel laf etmişiz <laughs> yani falan. <laughs> İnsan dönüp bakınca. Şimdi o zaman abi bu mazeret meselesinde hani hatta ben böyle e, e, ne, ne diyeyim? Motta olabilecek bir şey söyleyeyim. Hani canımız istediği için değil de bizden canımızı istediklerinde yani evet. bir can korkusu yoksa işte canım istedi değil adamlar canımı istiyorlardı ne yapayım mecbur kaldım e, gibi arada koca, makas o kadar açık ki yani hı hı. o e, çünkü uydurulmuş o kadar saçma mazeretler, o kadar saçma zaruretler var. E, yani durup bakınca özellikle o hani pişmanlık şey dediniz ya, o zarurette hı hı. derin bir pişmanlık olması lazım. Benim aklıma şey geldi, tabii ki bu e, konunun tam örneğini bilmiyorum. Hani savaşa katılmayan sahabeler var. E, siz bana Tevbe suresinde mi geçiyor? E, hani e, mazeret uyduranlar var katılmayıp evet. mazeret Uydur. uyduranlar var. Aynı hiç mazeret TB birkaç savaş var. Değil mi? Hiç Uhudtur, mazeret mesela, hiç mazeret tevettür. uydurmayanlar var. Ben şimdi tabii. çok net hatırlayamıyorum da biraz zorlamam lazım kafayı. Ee, hiç mazeret uydurmuyorlar ve pişmanlar. As mazeretleri de yok. Aslında gerçekten de mazeretleri yok. Biz katılmak istiyoruz. Meşhur diyor. en uzun hadislerden bir tanesi ki İbn Malik var meşhur. Heh. Evet, evet, evet. Yani mezarı e, kabri mi bilemiyorum ama Ayvansaray'da e, tam surların yanında Eyüp ee, semtine girişte tam böyle otoban kö, köprü yolundan çıktıktan sonra E5'ten çıktıktan sonra hemen orada küçük bir mescit var Kağıt Mescidi. Yani bilemiyorum orada mı değil mi o sefere katıldım 681 yılında onu bilemiyorum ama orada Kağıt Mescidi var Kağıt İbni Malik. O meşhur bir adres yani bir geri e, duruyorlar Tebuk yolundan Tebuk seferinden. Ve hurmalar filan işte yani böyle, böyle zorlu bir zaman zaten ama e, ne, ne, hatta kendine acaba mescidin direklerinde ağaca bağlayanlar var. Allah bizi affedene kadar burada duracağız diye. Aklında ayet inene kadar da kendilerini Allah Resulü çözmüyor. Ya ne yapıyorsunuz öyle çözün kendiniz filan demiyor. Ne yapıyor bunlar diyor. Ya Resulallah pişmanlıklarını Allah affa çevirene kadar, affedene kadar, haklarında hüküm gelene kadar mescidin direğine kendilerini bağlayacaklar diyor. Pişmanlıklarını yaşıyorlar. Yani bizde aslında e, taate karşı, Allah'a itaate karşı bir mazeretimiz varsa Ya Rabbi biz diye başladığımız cümleler Allah'a itaat ettiğimizin devamını göstermesi lazım. Halbuki masiyet değil, günaha karşı mazeret olmaz. Yani daha iyi şunu yapabilmem için diyemezsiniz. Çünkü karşınızda hani belki en önemli şeylerden bir Allah'ın esması var. Alim diyor, habir diyor, hafiz diyor. Şimdi bu isimlerin dünyadaki tecellileri bunlar, ahiretteki tecellisi bunlar. Yani Allah kendisini bilen diyor, her şeyi bilen diyor. İçinizdekini, dışınızdakini, önünüzdekini, arkanızdakini, her şeyi, yerdekini, göktekini bu bilmeyi kullandı. O kadar çok şey var ki alim, habir, haberdar, bir şeyin haberdar olman için o şeyin olmuş olması lazım. Varlık olabilmiş, var olmuş. Ne varsa her şeyden Allah'ın haberi var. Olay, olgu, insan ne dersiniz ama? oluş e, e, ne derseniz ona her şeyden haber var habir haberdar bir de hafiz üstelik bu e, olan ve bildiği şeylerin haberdar olduğu ve bildiği şeyleri koruyan da Allah. Hani Firavun'un geçen haftaydı galiba Hazreti Musa'ya e, bir sıkıştırma sorusu var diyor ki hani Kur'an söylüyor bunu. E, peki diyor bundan önce yaratılan insanlar eski çağlardaki insanlar ne olacak? Yani ilk insanlar ne olacak diyor. Hazreti Musa'ya. O da Rabbim onların yaptıklarını ettiklerini muhafaza edecek diyor. Hafizdir Allah diyor. Şimdi burada şimdi Allah bilecek. Allah her şeyden haberdar olacak ve bu bildiği haberdar olduğu her şeyi koruyacak. Kayıt altında koruyacak. Şimdi bu ister istemez dünyadan ahirete bir boşlukla bu defterin gitmediğini gösteriyor. Yani sizin hani şimdi bazen insan sıkıştırmak için söylüyorlar ya. 2006'nın Ağustosuyla 2007'nin diyelim e, Eylül arasında neredeydiniz Ahmet Bey filan neyse. Hakikaten ya neredeydin filan diyorsunuz. O size bir boşluk buldu ya orada. Evet. Şimdi o neyse oranın hesabı da bize kalsın filan diyorsunuz mesela. E, veya işte diyelim ki bir e, ile alakalı bir bildiri falan, bildirge sunuyorsunuz. Bir boşluk var. iyi de burada 15 gün yok. 15 gün hani filan diye size 15 günlük boşluğu soruyor. Aa hakikaten ya filan diyor ceza kesiyor size. Allah bize boşlukların dünyada tut, tuttuğu e, hafiz isminin tecellisinin arızaları var da haşa haşa. E, yani bu son 3 yılın öğle namazlarını kaydedememişiz gitti filan diye. Böyle haşa böyle bir şey yok ki onun e, cezasını kessin bize. Ondan kaçıramıyoruz zaten. E, yazdırıyor melekler var eşya eşyayı şahit tutuyor bize. Kur'an'da var bunlar el ayak diğer varlıklar hepsi şahit yani melekler var kiramen katibin diyoruz yazıyor melekler şimdi burada dünyadan oraya boş bir şey boşluk gitmiş de onun hani haşa böyle bir şey yok dolayısıyla ee, bu boşluk olmadığı için bir mazeret sunamıyorsunuz ya Rabbi aslında orada gözükmüyor ama filan diye haşa öyle bir şey yok Aksine tam bir şaşkınlık var. Bu kitap verilme sahneleri var mahşerde. Bu mizanseni nasıl zihni olarak kurgularsınız o size ait bir şey. ama birinin kurgusunu diğeri korkunç algılıyorsa o kurguyu değiştirebilirsiniz. Ana kriterleri değiştirmediğiniz sürece. Hani diyelim ki bir dizi çekiyorsunuz. Sizin çektiğiniz dizideki tablo olmayabilir cehennem tablosu. Veya bir kitap yazıyorsunuz bu ister Muhittin Arabi olsun ister gariban Hakan Zafer olsun hiç fark etmez. Eğer benim çizdiğim tablo bir başkasının zihninde korkunçsa Korkunçsa Ben burada ana belir belirli yerler var kilometre taşları Buraları kedi gözlerini e, kolluyor yoldan çıkmıyorsan problem yok değiştiririm bu kurguyu. Yani o gün var ya şöyle olacak böyle olacak filan bugün bir meal okuyordum. Bir ayete bakacağım. Yani kazara o çıktı yani karşıma. Yani o kadar modern kelimeler yazmış ki hatta yazdığı kelimelerden bir tanesi. Dancing. Yani bu işte dans yapma yerleri filan. Bunlar Dancing'i e nasıl girdin sen mealin içi. Türkçe mealin içerisine. Hiç. Yani e, havyon girmiş mesela. Mealin içerisine yazıyor bunu. Şarkıyla alakalı. Gafletle alakalı bir şey yazacak. E, şarkı söylemekle alakalı filan. Nasıl kendi kafasında bir şey kurduysa onu oraya yazmış. Şimdi yok ki orada parantezi yazmışsın zaten. Onu oradan at. Bak böyle problem olacak çünkü. Ki zaten o orada değil yani. Asıl problem de bu. Yani benim kurgum korkunçlaştıracak, uzaklaştıracaksa o kurguyu değiştiririm ben. Değiştirmem gerekir hatta. Yani aslında önemli bir şey söylüyorum ama burada hani bu kullanıyor insanlar. Türkiye'de böyle bir meşhur bir geyik oldu. Siz bir dizi çekiyorsunuz mesela diyelim. Sonra git bangır bangır bağırıyor. Peygamberimizi Miraç'tan indirip kamyona bindirdiler dedi hatırlarsanız. İlahi Dünyası adına iğrenç bir durum ya. Bu bu var ya öyle böyle ya keşke o arayı bir silgi falan olsa da silsek. Peygamber Miraç'ta değil. Yani bir iki Miraç'tan indi peygamber indirip de kamyona bindiren filan. Sen öyle bir dizi kurgu çek. Olabilir. Rüya nedir şudur budur filan. Yani, e, yani işte maalesef yani bu cahilce konuşunca böyle oluyor. Onu seçim malzemesi olarak bangır bangır bağırdı millet. Kurguyu değiştirirsiniz yani. O olmaz. Mesela işte Hazreti Ömer'in Adaleti filminde e, şöyle pilli bekçi lambası vardı ya hatırlar hatırlıyor musunuz? Öyle evet, bir şey evet, kullanmışlar evet. galiba. Az Göstermiyor diye Bir ışık gösteriyor orada. E Çağrı'da mesela çok güzel bir şey Sinema Dilersin'den. Bir müzik var. Sadece Efendimizin olduğu olduğunu düşündüğümüz sahnelerde o müzik giriyor. Yani evet. Allah rahmet etsin, işte Mustafa Hakkalı. E, çok güzel bir düşünce bence. Orada kuru bir ışık tutmuyor mesela. O ışık bence problemli bir göster gösterge. Sinematik açıdan da problemli, dini açıdan da problemli. Çünkü ışık dediğiniz şey beyaz artırırsınız ışık oluyor. O zaman her ışık gördüğünüz kutsalsa olur yani hani tutarlılık kaybolur. Işık ee... önemli abi. Dini filmlerde ışık önemli biliyorsunuz. <laughs> yani, yani yeşil de olabilir, beyaz da olabilir. Yeşil, beyaz. Bağlı. Hafif Beyazsa bir sis. melek yeşilse evli Gibi Yani sis yani. Işık. <gülüyor> 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 yani işte mesela geçen eski dizilerden bir tanesini hasper Feder'den geldi. Cehenneme cennete girenler ile giriyorlar. Yani normal pantolon kot gömlek tişörtle girmiyor. Cellabiyeli. Elbise ise o da elbise yani. Kotla tişört nasıl elbise ise cellabiye de elbise. Yani hmm. beyaz uzun olunca böyle dini mi oluyor bir şey? Ya yani, bu ya algı işte gördüğünüz gibi. Tabii, bu, tabii. Bunlarla oynanır. Hmm. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani illa şimdi önünde takke var. Dini bir şimdi Kur'an okuyanlarda olurdu böyle. Kur'an şeytan Hemen takke. Ne oluyor? Sen takki takmayınca okumuş olmuyor musun? Veya dini bir şeyse takke takmalı gibi. Benim haber bültenlerinde namaz tarifleri oluyordu. Şimdi Kurban Bayramı yaklaşınca aklıma geldi. Takke takmadan namaz tarifi yapamıyorsun. Bayram namazı şöyle kılınır. Yani <laughs> Hocam, bir takke, e, takke takarsanız iyi olur <laughs> evet, şey Takke takarsanız siz de gerçi imam karakteri oynadığınız için. Ya biz nasıl da bilmiyorum. <laughs> şeydi yani bizim dizide eee imam için bir müzik ayarlamışlar. Yani imam sahneleri için ney taksimi tabii ki. Hmm. Yani kimse kimse imama cello'yu, piyano'yu yakıştırmıyor yani. <laughs> Ondan sonra e, şey yani imam normal bir şey konuşurken de ney taksimi geliyor. Kahvede çay içerken de ney taksimi geliyor. Karısıyla tartışırken de ney taksimi. <laughs> Görünür görünmez. Yani artık şey yapmışlar yani kurgucu kafada işi kolaylaştırmak için bir de her gün montaj yapıyorlar yetiştirmeleri lazım. Hocanın sahnesi nerede başlıyor? diyor. işte 0 46dan 2-45'e kadar yapıştır neyi geç. Yani ne <laughs> konuşuyorlar önemli değil. Hani, Algı yani. bu işte yani. Evet evet. Yani neyi dini bir enstrümana dönüşüyor işte böyle yani. imam İmam, i̇mam Halbuki aynı şeyle başka şey de yaparsınız yani. Şimdi yani söylemeye çalıştığım şey şuydu. Mecbur değilsiniz ona. Yani değiştirebilirsiniz. Algıyı değiştirebilirse değiştirmek durumundasınız. İki şeyden hareket ediyorduk. Birincisi akıl, ikincisi irade. İnsana yüklediği. Allah mecbur bırakmıyor. Bilinme yolları açıyor. Bilme yolları açıyor. Bir de kendinin bilinmesinin yollarını açıyor akılda. Sonra zorlamıyor. Biz istemedik ki bunu ya Rabbi zorla yaptırdım filan demiyor. Bunun göstergesi olarak da Allah seçtiriyor. Seçtirdiği için herhangi bir mazerette isteye isteye bilerek iradeyle yaptığımız şeylerde bir mazeret ortaya koymuyor. Koyamıyoruz çünkü Allah hem habir hem alim hem de Hafiz onları koruyor. Arada bir boşluk yok. Yani mahşere giden e, bu bilginin iletimiyle alakalı e, herhangi bir boşluk olmadığı için orada bir mazeret sunamıyorsunuz. Yani diyemiyorsunuz ki ya Rabbi aslında ben orada yapmıştım hani gitmiş. Var böyle bir tablo var aslında kargo olacak. Onu Allah için yapmadıysanız mesela riya için yapıyor, gösteriş için yapıyorsanız e, yaptığınız iyilik gözükmüyor. Ya Rabbi ben ama bu kadar para pul harcadım ama onu benim için harcamadın diyor Allah. Yani bilgi kaybolmuş değil gene orada. Orada e, bu şaşkınlık da var, bu ifade de var aslında. Yani birileri mazeret söylerken e, diğerleri de o şaşkınlığı ifade ediyor. Ya Rabbi bu kadar da mı yazıldı? Her şey çünkü kaydı altına alınıyor, her şey. Bu her şey kaydı altına alındığı için bir şey kaçıramıyorsunuz kaçıramadığın zaman bu hayret verici bir tabloya dönüşüyor. Bu da mı yazılır diyorsunuz? Yani bu da mı? Ya Rabbi o sizin bile unuttuğunuz ki her mutlaka unutacağınız şeyler. ...yani mahşerde toz zerresi demek şey bu aslında. Hangimizi nereden biliriz yani biz kaçar gider. Yani akşam ne yediğimi unuttum diye bir laf var biliyorsunuz yani. Biz unuturuz kime ne yaptığımızı, nasıl yaptığımızı, hangi heyecanla yaptığımızı. Unuturuz. Allah bize orada her şeyi hatırlatacak. Şimdi bu kadar unutmanın olmadığı bir şeyde hatırlatmada elbette tek insana mazeret düşmüyor. Mazeret gösteremiyor. Peki abi Kimi... o e, şimdi hani e, bu planlayarak günah işleme şeyi var ya bir Hı -hı. yani plan tasarlayarak planlayarak sistemli kötülük sistemli günah evet. yani artık nasıl diyebilirsek. Şimdi mesela e, kul hakkı konusunda Allah'ın bir müdahalesi yok. Yani kul hakkının Hı -hı. affedilmesi için hakkını yediğin kuldan eee şey yapman lazım. Özür dilemen, af dilemen lazım. Yani helallik evet. istemen gerekiyor. Yoksa Allah karışmıyor buna. Teşvik var ama değil mi? Yani işte Allah'ın böyle bir teşviki var. Yani Tabii affedin affedeyim e, ya. affedin. affedeyim diyor. Hadis var. mazereti Haklı bir mazereti olmadığı halde haklı bir mazereti olduğu halde kardeşini affetmeyen diyor. Yani o zaman yani benden e, değildir diyor ve uzan uzanda tuttu yani mahşerde en uzanda olacaklardan bir tanesi hı. olarak tarif ediyor mesela. O zaman aklı bir mazereti var ama affetmiyor. Ama e, e, şey, benim mesela aklıma gelen şey şu kul hakkı dışında Allah'ın affetmeyeceği şeyler var mı? Yani ha iki tane var. İki kalem zaten. Bir şirk, tevhidi bozucu herhangi bir şey, şirk. Hı. Ee, bir de kul hakkı. Yani onun onun haricinde Allah'ın Ucu açık ama bunun. Allah şunu kesin affeder diyemiyorsunuz. Yani affedebilir bilemiyoruz. Orada işte mazeret saymanın dünyadaki en güzel şekli duadır. Ya Rabbi şunu affet şunu affet diye. Ölene kadar dua edebilirsiniz. O yüzden hani bu rahmet boyutu aslında mazeretin. Allah e, tövbe kapısını kapatmıyor. Yani dönüş kapılarını kapatmıyor. Hani bunun iki boyutu var. Bir böyle bir kapıyı var ediyor bir kere. Yani hatayı telafi o esnada. Yani e, hani resmi evraklarda tükenmez yazıyorsunuz ama sınavda mesela kurşun kalem diyor size. Niye? silebilirsin? A Silebilirsiniz. Hı -hı. Aa kaydırma yapmışım falan diyorsunuz ama tükenmez kalemle işaret ettiriyor. Silemezsiniz. Gitti. Doğrusunu biliyorsun ama oraya yanlış işaretlendi. Halbuki değiştirebilecek zamanı da var ama değiştiremiyorsunuz. Dünyada böyle bir şey yok. Hep kurşun kalemle. Hep kurşun kalemle. Ama yarın mahşerde yar, bak kul, kuluna hemen yağmen miskali zerretini kayran yara hemen devamında da şerran yara. Ra görmek demek. Allah'ın göstereceği Zilzal suresinin ayetleri bunlar. İyilik, ee, iyilik kötülük gösterecek ya. Kötülüğü tövbesine tövbesini ettiklerimiz onlar da mı gözükecek? Evet onlar da gözükecek. Allah bir günah silmiyor. Üstünü örtüyor. Buna mağfiret diyoruz zaten. Yarın mahşerde bu üstü örtülmüş şeyler açılacak. Bak bunu da sen yapmıştın ama onu ben affettim. Şöyle bir af dilemiştin affettim. Şöyle bir iyiliğin hatırına aracı ettim. Bir iyiliğini onu affettim. Bunları affettiğinde Allah söyleyecek. O yüzden kötülükleri de göreceğimizi söylüyor. Yoksa hani yani böyle tamamen ortadan kalktı. Yüzde yüz Allah bile haşa haşa unutmaz ama yani melekler bile unuttu. Yazan melekler bile unuttu. Öyle bir tövbe ettim ki filan. Öyle bir şey, tövbe yok. Öyle bir tövbe modeli yok. Tövbenin en kalitesi dönüşü olmayan tövbedir. Yoksa günah tamamen sildirmiş. Hani böyle şimdi bazı şirketler oluyor ya. Dijital dünyada sizinle alakalı geçmişinizi siliyor böyle şirketler var yoğun para veriyorsunuz geçmişinizi Hı. siliyor manipülasyon yapanlar da var yani geçmişinizi etkiliyor yani bunlar var sahte sahte e, kimlikler yüklüyor size mesela işte geçen ay mıydı iki ay önce miydi Türkiye'de bir beyin cerrahı adam doktor değilmiş meğer beyin cerrahı profesör Allah. televizyonlarda hakem kesiyor yüzlerce ameliyat Yüz, kaç tane binlerce mi yüzlerce mi ne ameliyat bilmiyorum tamam ama devasa bir yalan yani ama meğer adam doktor değilmiş Allah Allah. Şimdi böyle çok oluyor. Öğretmen, 19 yıllık öğretmen, kadının işte daha yeni oldu. 5-6 ay olmuştur belki. Çok yakın bir tarihte. Emekliliğini bekliyor. 20 yılımda olsun, emekliğim gelsin falan diye. Ee, bakıyorsunuz e, öğretmen değil, kadın üniversite mezunu değil. Ama öğretmen. Yani 19 yıldır öğretmen. Bir bakıyorsunuz böyle böyle olmuyor. Yani orada hani e, bir şey var sahte bir şekilde size bu adam çok dinler kimliği oluşturuluyor. De, o kayıtlara giremiyorsunuz. Giremediğiniz gibi tam tersi de var. Kayda giren de tamamen silemiyorsunuz. Orada önünüze bir şekilde gelecek, bir şekilde Allah gelecek. Onu hayır şey getireceğini, göstereceğini zaten söylüyor. Orada mağfiret var, üzeri örtülmesi. Sen bu e, günah işlemiştin ama o günah Allah affetti. Niye gösteriyor Allah? Bundan ne haz alıyor falan diye ateş soruları var malum meşhur. Siz diyorsunuz ki Allah kuluna e, böyle böyle yapıyor. Kulunun madem bu dünyada hadi neyse orada niye bunu işte Yasin suresinin bir ayeti var. 2, 3, 4. sayfanın altlarında. Min merkadina doğrulurlar. Ee, mer e, ka kabirlerinden yattıkları yerlerden. Sonra derler ki orada bir sekte var. Çok bir, yanlış bilinen bir şey bu. Biz de Türk toplumunda şöyle biliniyor. İşte mezara defnediliyor. O tahtalar koyuluyor. Çapraz Hı -hı. böyle. İlla bu şart değil yani öyle bir gömme modeli dinin mecbur bir modeli yok. Yani denizde de bu olabilir insan ki bazen light filan bile oluyor içine koyuyor. Tabutta da gömebilirsiniz. Direkt atıp üstüne toprak da koyabilirsiniz. Ama şekilleri kültüründe belirlediği şeyler var. Ee, sünnette de bir uygulama var. Biz ona yakın bir şey yapıyoruz. Yani işte tahtalar oluyor içeri alınıyor tahtalar oluyor. Sonra akşam vakti herkes evine dağıldığında ölü kalkıyor kafayı hadi ben de gideyim falan neyse çok eğlendim falan der gibi sanki nereye öyle bir bilinç var beden işliyor sanki küt diye kafayı çakıyor. Duydunuz mu daha önce? Tabii tabii <laughs> biliyorum onu. Çok malum meşhur bu, bir bu, şey bu. Bu, bu anlatılır mı? Evet. yani, e... Bilmeyenin olduğunu zannetmiyorum ya belli bir kuşağın belli yaşın üzerinde herkesin bildiği bir şey hikaye bu. Halbuki öyle bir tablo yok. Yok. O tablo işte Yasin suresinin dördüncü sayfasındaki e, mahşer tablosu kalkacaklar yattıkları yerden mezardan dirilecekler. Berza aleminden sonra bir kalkacaklar bakacaklar ki kafaya dank edecek. Hâzâ mâ vâdâ rahmanu ve sadakal mûselun. Vay be! Bu demek bu ha. De, tam Türkçesi bu. Rabbimin vaadi meğer gerçekmiş. O kabre konulma esnasında bir beden kabre konuluyor. İşte naş, beden, ceset konuluyor. Ruh onunla beraber mi? Hayır. Beraber mi diyorsunuz ya. Hı hı. İçinde bir yerlerde civar bir hacimle hacim paylaşması lazım. O, o son nefesten sonra gidiyor. Artık Hatta, orada bitti o. E, gargara ifadesi var hadiste. Gargaradan sonra zaten öyle bir beraberlik yok. Ayrılık var yani. Beden ruha ayrılığı oluşuyor. Ölüm budur zaten. Peki. Ölüm yoksa be, ruhun ölmesi falan öyle bir şey değil. Bu e, nasıl söyleyeyim e, ayrılmasıdır yani. Şey geçenlerde testler yapıldı. Yollar ya. ayrılıyor. Yakıt tankları ayrılıyor. Yani. Evet, evet, bu yakıt tanklarının ayrılmasıdır aslında. Beden ayrılıyor. Ana kapsül Mars'a gidecek. Kapsülümüz devam ediyor yoluna. Ee, Ama bir ye yerden sonra yakıda ihtiyaç duyuyor mu? Hayır, ihtiyaç yok. duymuyor. Yeniden dirilme dediğimiz şeyde peki bedenle ruh birleşecek mi? Yoksa tamamen yine ruhani bir yolculuk mu olacak? Buna bedene mecburiyet yok aslında. Ruhun bedene mecburiyeti yok. Hmm. Normal şartlarda ama ama şimdi e, ceza ve mükafat dengesi açısından, adalet anlayışı açısından, madem dünyada bedenle de günah işliyoruz bu işlediğimizin karşılığı orada olacak. Bedenle sevap işliyoruz karşılığı orada olacak. Orada da e, oraya göre bir bedenin, cismani bir şeklin cismaniyetin olması durumuna iman ediyoruz, inanıyoruz. Hmm. Ehli sünnet olarak. Ama e, Gidip gelen bize haber veren aramızdan ben gittim gördüm diyen filan şu gün kimse olmadığı için veya o durumda e, mizan kurulmuş e, cennet diyenler her yer insanlara açık bilgi değil bu Allah peygamberine bildiriyor Kutsi hadisler özellikle tablolar geliyor, oradan gösteriyor ama insanlara açık bir bilgi değil bu çünkü öyle bir oluşum yok şu anda yani e, dedem cennete gitmiş hayır. Suru bekliyor. bekliyor. Hepsi hmm. Suru bekliyor. Ondan sonra mizan olacak. Ama dedemin cennetlik olup olmadığını Allah peygamberine bir şekilde bildirebilirdi. Bildirmiş olabilirdi. Bildirme e, durumu var. Peygamberin de o bildirdiği sürece bilme durumu var. Ya pekala olabilir bu. Ama e, bildirmediği sürece o bilgi de peygamberi insan olduğu için ona da açık değil aslında. Yani ya, bilgi bilginin türüyle alakalı bir şey bu aslında. Yoksa hani bir böyle kurgu oluşturuyor. Kendi içinde tutarlı hale getiriyor o kurguyu falan. Öyle bir şey yok. Yani böyle dinlememek lazım. Böyle anla hele hele böyle hiç anlatmamak lazım. Yani şu yoktur bu yoktur falan demek için değil bu. Sana mantıklı gelmiyor olabilir. Senin kafandaki romancıya zihnindeki nefsani romancıya çok kafana uymamış olabilir. Senin kurgu anlayışın işte fiction bunlar çok bu tabloyu çok iyi tutarlı bulma öyle böyle bir problem yok ki. Yani insanlar e, o ne biçim iş ya falan demesin diye sağını solunu böyle toparlama öyle bir durum yok. Bu bilgiyle alakalı bir şey. Allah belli bilgiyi insanlara açıyor. E, belli insanları seçtiği peygamberlerine belli bilgileri o da henüz oraya gitmeden veriyor. Mesela kıyamet kopmadan peygamberde kıyamet bilgisi var. Yani bunu hani tekniği şunu bunu filan demiyorum. Rasyonel açısından söylemiyorum ama bu bilginin e, Allah tarafından bildirildiği açık. Eğer Allah bildiriyorsa sınırlı bilgidir bu. Sınırsız bilgi öyle bir bilgi insanda yok. mel ilmu in indallah ve innema ene mu mubin. Tebarek'e hmm. okuyoruz. Cenaze suresi gibi okuduğumuz yani, Tebarek'e Çalış var. çalışalım, deneyler yapalım ve bu bilgiye ulaşalım diyebileceğimiz bir bilgi değil bu. Hayır. Allah hayır, bildirmedi çok... sürece. Ben e, ahiretin varlığını ispatlamaya çalışan e, birkaç bilim adamı olduğuna dair bir şey okumuştum da yani ahiretin varlığını ispatlamaya çalışıyorlar. E, bunun içinde izledikleri yol e, hani şey var ya hatta bunun üzerine bir dizi çekilmiş. Ben izlemedim ama o fikir üzerinden çıkmış bir işte hani adamın kalbi durdu. 10 dakika sonra yeniden çalıştı. İşte evet. bir şey oldu. Kadın işte 7 dakika kalbi durmuştu. Sonra yeniden hayata döndü. E diyorlar ki bunlar acaba ölümü gördü de geri geldi mi? Hani gittiği, hmm. gördü ve geri geldi mi? O hani bir araf hali var mı diye bunu, bunun peşine düşmüş insanlar var. İlgi çekici bir konu. Yani tamam kabul ediyorum <laughs> yani. Üpskorize <Psikolojisi> de var. Üpskorize <laughs> ne de ölüm sonrası e, ölüm deneyimi yaşayanlar. Ölüm, ölüm deneyimi. E, gidip gelenlerle gidip alakalı gelenler. çalışmalar var. yani bunlar, Ama ben mesela birkaç kitap okudum onlarla alakalı yapılmış çalışmalarına. Hatta ben Türkiye'deyken birkaç kişiyle görüştüm bu deneyimi yaşayan. Öyle mi? He, ee, yani bir şeyler yapılabilir mi bunun üzerine. Ben başka bir amacım vardı. Yani sadece böyle bir şey var. Vay be ilginç falan demek değil. Bir başka şeyi yordamak için, anlamlandırmak hmm. için. Yani bunun değil? üzerine yapılmış bir iki de film dizi olduğunu okudum. Çok üstüne gitmedim yani. Evet. E, var mı bilimsel çalışmalar da var evet. ya. Bilimsel derken bu iş bilimseldir anlamına gelmez. Böyle bir bakış açısı var. Yani e, elma hakkında yazılmış bir tez vardır diye o bilimsel olmaz. Veya diyelim ki bir hırsız hakkında tez yazdınız. Hırsızlık bilimsel olmaz. Sizin teziniz bilimsel veya makaleniz, çalışmanız, araştırmanız bilimsel metotlarla yapılmış bir şey olur. Yoksa işlediğiniz konu, konu tamamen bilmin ta kendisidir denmez. Hmm. Yani ölüm yaşam sonrası deneyim, ölüm deneyimi yaşayanlar. İşte ne bileyim morttan çıkartılanlar, ne bileyim mezardan tıkırtı duyup çıkartılanlar var bunlar o, o var yani. Bu sadece Müslümanlarla alakalı değil. Hani ben benim okuduğum e, galiba hatırlıyorum 2013-2014 yıllarıydı. E, Hristiyanların yazdığı kitaplar aslında. Hristiyan dünyasına örneklemir Hristiyan yani. Sadece Müslümanlar evliya görüyor geliyor filan öyle öyle. Sadece Müslümanlar için yaşanan şeyler değil bunlar. E, bakıyorsunuz yani e, benzer şeyler söylüyorlar. Yani deneyimlerin sonucunda anlatılarda ortak e, figürlere rastlıyorsunuz. Mesela işte aydınlık figürü hepsinde var bir kere. Yani o, bu ışık dedik ya, ışık hakikaten hepsinde var. Ama yani bilimsel açıklayan da var. Psikolojik açıklayan da var. E, manevi olarak yani açıklayabilirsiniz ama bu bilim olmaz. Bilimsel metotlar kullanarak bir şey yapabilirsiniz ama bu, aa bu bilimseldir diyemezsiniz yani. ölüm sor Yaşam sorusu deneyim. Yani bu bilimseldir, bilimsel olarak ispatlanmıştır. Hayır, 20 kişiyle mülakat yaptık, vardığım sonuçlar şu. Siz ne yaptınız? Bilimsel bir metotla, bilimsel metotla bir araştırma yaptınız. Yoksa e, ölüm sonrası deneyimin ispatladığınız, herkese de yolunu açtığınız, bilet veriyorsunuz, ara sıra seans falan düzen, öyle bir şey yapmıyorsunuz yani. Bilimsel olarak bir şey ifade ediyorsunuz. Bilim budur zaten. Yani yarın birisi yapar bir şey çıkartır ortaya. Der ki evet benden 27 sene önce böyle bir çalışma yapılmış o çalışmanın sonuçlarının bugün doğrulanmadığı gözükürler. Hatta siz kendi içinizde kendinizi yalanlarsınız. Dersiniz ki e, önceden problemler, hipotezler falan sayarsınız. Yani mesela siyah giyenlerin daha mutlu olduğu e, olduğunu düşünüyorsunuz. Siyah giyenlerin daha mutlu olabileceği diye bir hipotez ortaya, problem ortaya koyarsınız. Ondan sonra siyah giyen herkese bakarsınız ki %90'ı mutsuz. En son dersiniz ki araştırmacının yani benim ben başta dediğim bu hipotez ki şunu demezsiniz yani. Ya bu doğrulanmadı o zaman hipotezi değiştireyim demezsiniz. Yani bir sonradan hani böyle makyaj yapayım öyle bir şey yok. Dokunmazsınız ona. Dersiniz ki yani bu yani benim siyah yanlarla yaptığım çalışma sonrasında araştırmacının falanca hipotezinin doğrulanmadığı gözüktü. Bunu dersiniz. En azından sosyal bilimler için söylüyorum. Veya dedim ki hani işte e, Mars'ın bir uydusunda su var mı? Suyun olduğuna dair bir makale okursunuz. Bilimsel bir çalışma okursunuz. Metotlarla yapılmış bir çalışma. Sonra 10 sene sonra birisi der ki hayır o su değil aslında şuydu der. Onu yalanlar. Bir makale daha yazar. O zaman birincisinin çöpe atan mı olmaz. Birincisi hala orada kalır. Hatta yani şey olarak söyleyeyim teknik açıdan. Diyelim 11 dolara satın aldıysanız o makaleyi. O 20 sene önceki makaleyi. Sonucu yanlışlanmış makaleyi hala yanlışlandığı halde 11 dolara satın alırsınız. Yani şöyle olmaz hani oynanmış maçın sonuçları mı izle yani ben sonucunu bildiğim maçı niye izleyeyim filan demezsiniz yani. O başka bir şey yani. O sonucu e, burada Hamletçi oluyor zaten ya. Yani Ofelia'nın babasını öldürmüş adam daha niye okuyayım filan. Katili biliyorum, katili Hamlet filan. De, demezsiniz yani. Tekrar tekrar okursunuz. Evet. Tekrar tekrar izlersiniz filan. Bunun gibi yani. Şimdi bu... Bu e, bilimsel bir, bilimsel bir şey. Nereden geldik acaba diye düşünüyorum. E, benim suçum. E, be. Ben şey yaptım abi. Konuyu kaynattım Dersi kaynattım. Yani <laughs> şöyle... Ölüm sonrası deneyimden geldik. Ya. Ölüm sonrası deneyim. İşte gidip gelenler. E, görüp gelenler. E, şimdi... E, ...gidip gelenler, görüp gelenler vesaire... ...bunlar tabii çok istisna şeylerden bahsediyoruz... ...yani böyle... E, ...üç kişiden biri böyle bir şey yaşamıyor... ...böyle tabii. bir olay olduğunda bütün dünyada haber oluyor bir anda... İşi i̇şte söyleyeyim mi, durduruyorum ki... ...çok özür dilerim bu alanın alakalı... ...bu vurguyu yapmam lazım... ...bunların çok gündem olduğu e, dar alanlarda... ...daha da özel söylüyorum... ...bunların gündem olup... ...insanların kendilerini mutlu hissettiği... ...dar alanlarda olmamış... ...fakat birer vizyon halinde, görüntü halinde... Olmuş gibi hissettirecek e, bir takım zihinsel kurgulara şahit olunabilir. Hmm. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim güncel bir şey. Dindarlar arasında yalan e, yani haza büyük günahtır. Ama dindarlar yalan söylerler mi? Söylerler. Dinlerine hizmet etmek için bile yalan söylediklerine yer rastlayabilirsiniz. Bunun sebeplerinden bir tanesi bu. Özel bir şey söylüyorum. Yani bunun hani ispatı şudur falan demeyeceğim. Ama insanların kendilerini mutlu hissettikleri dar alanlarda anlatıla gelen, anlatılmış, ön kabulü çok kuvvetli olan meselelerin o mutlu insanlardan bazılarında tekrar edildiği söylemlerine rastlay görebiliriz, rastlayabiliriz. Mesela çok mesih mesleğinden bahsediyorsanız 100 kişinin arasında ve bu 100 kişi mutluysa, bu bahisten mutluysa, 100 kişinin birlikte olması mutluluk veriyorsa, 101. kişiye kapalılarsa özellikle yani e, ve onlardan bazıları önde bazıları geride iltifat görüyorlarsa o 100 kişiden bazıları Mehdi veya Mesih diye kendilerini ortaya atma ihtimalleri yükselir. Eğer Mehdilere ceza yansaydı bu kadar Mehdi çıkmaz emin olun. Yani ben decerim diye ortaya atan yok kendini. Evet. Niye? Biliyor ki herkes sövecek. Yani ama ben mesim diye adam atıyor ortaya. Mehdiyim diye adam atıyor ortaya kendini. Niye? Şeytan ben becerim de diye kimse peşine takılmayacak. ama Mehdiyim deyince başlayın özür dilerim. Ben sığırının peşine bile yüzlerce binlerce adam takılıyor. Yani decerim dese kim gelir yanına. Yani bu, bu durumun nasıl söyleyeyim ben nasıl ifade etmeye tehlikeli olmadan e, ifade etmeye çalışıyorum ambiyansın huzurun daha doğrusu bizdeki kelimesi bu ama ambiyans ortamın renklendirdiği bir takım kurgular oluşabilir ve bunları var kabul edebilir insanlar psikolojik bir rahatsızlık değildir demiyorum buna ama yani tamamlayabilir bu bu yağ yığını da onu çok iyi başarır beyin dediğimiz şey e, çok iyi tamamlar yani bir tane veri vardır elinizde 99'da o ekler. Al bende 99 aç o dükkanı der size. Böyle cömert bir baba gibi. Yani size bir zan gelir elinize bir tane kırıntı bir bilgi. Bu da der ki 99'da benden filan der yapıştırır size. Onu hakikat zannedersiniz. E, hakikat zannediyorsanız ne gibi savunmanız lazım onu, Hakikat gibi savunmanız lazım. Dışarıdan birisi savunmanıza bakıp adama baksın canlı dişine çırtmış, çıkmış, e, sıkmış, takmış savunuyor dediği şey kesin hakikattir. Yoksa bu kadar can hıraç savunur mu? E, dediğinde o hakikat olmaz. Etrafa hakikat gibi e, ışık saçıyor olabilir. lanse edilmiş olabilir. Ama ama bu 99'u bu verdi. Yani <laughs> elde bir tane var. Yani, o bu önemli bir şey söylemiş. Şey. Evet, 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 Takviye yapılabilir. Ee, yani hakikat, gerçek kriterleri, e, eleme kriterlerinin her zaman elimizde sağlam olması lazım. Olmazsa ne olur? Çok kandırılırız. Bu Olmaz. şey, şey abi yani e... İşte ticaret yapıyorsunuz. Yüklü miktarda para geliyor işte. Bir şey evet. satıyorsunuz, mal satıyorsunuz, karşılığında para geliyor. Sizin de o paranın sahte mi, değil mi olduğunu anlamak için yanınızda bir cihaz var. Cihaz bozuksa ne yapacağız? Mesela cihazda birisi oynadı, e, manipüle edildi cihaz. E, sahte paralar e, geliyor, gidiyor, geliyor. Biz yüz binlerce dolar kazandığımızı zannederken evet. bir gün bir fark ediyoruz ki ana bütün para sahteymiş. Evet. Yani e, dolayısıyla dediğiniz şey çok doğru o artık neyse o dedektör pusula terazi e, sürekli e, sağlamasını yaparak sürekli o onu m, olabildiğince Çünkü şu bahsettiğimiz konular e, para gibi nesnel somut dokunabileceğimiz şeyler evet, değil, değil. E, tamamen aklımızı tamamen e, doğrularımızı inançlarımızı çok sağlam tutup sürekli o şeyden geçirmemiz gerekiyor aslında elekten geçirmemiz gerekiyor evet. yoksa hani e, bakalım bu ne geziyor bizim çocuklar böyle tas getirmişler bir tane <laughs> yani bu işte hani altın vardır ya ısırılır falan böyle gerçek mi değil mi diye nereden anlıyorlar bilmiyorum sarıdır altındır i̇şte, sarıdır, altındır ama ısırdım falan hani onun özel testleri şunları bunları falan var ama mesela adam Mehdi'yim diye çıktı meydana baktınız güzel surat falan da bizim klasik mübarek imajına da uyuyor hani bizde bir mübarek adamın alnında <laughs> adamın nur var Olabilir yani olabilir. Çok güzel. Ben biliyorum mesela bazı arkadaşlar vardı. Oyuncu arkadaşlar. Boş değil. Boş değil. Yani, Hadi öyleyse. Ya, bunu, nasıl ölçeceğiz bu lafı? Ya yani ben biliyorum bazı arkadaşlar var. Oyuncu arkadaşlar. E, tanıdığım şahsen tanıdığım. Dindar değiller. Dine de uzaklar. Baya uzaklar. Hani alakaları da yok yani. Gerçekten böyle dini bir altyapıları da yok. Ama abi adam takkeyi takınca filan acayip mübarek görünüyor. O rolleri ver. <laughs> Hızır'ı da oynar, Evliya'yı da oynar. Oynar yani sima çok müsait adamın. Şimdi ne yapacağız? Yani bununla mı ilerleyeceğiz hep? Yani yani burada beyni, aklı manipüle edecek şeyler var. Onlara izin vermememiz lazım. Ben söylemeye çalıştığım bu. Bazen mutluluğumuz, mutlu hissediyor olmamız, birlikte hissediyor olmamız manipüle edebilir. O yüzden hani biz hüzünü konuşurken, hüzün bir bilgi türüdür aslında. Yani bir başka bilgi türlü, diğer bilgileri de insan açar mutsuz olduğumuz, hüzünlü olduğumuz dönemlerde de hakikat bilgisine erişebiliriz. Yani illa mutluyken yani her şeyi mutluyken öğrenemeyebiliriz yani. Bu bu var. Veya şöyle söyleyeyim, bazen bize verdiği getirdiği mutluluklar bir şey hakikat yapmaz. Bir, bir bilgi hakikat yapmaz. Bizi mutlu ediyor, oyalıyor. Ayağımız yerden kesiyor olabilir ama o şey hakikat yapmaz. Ee, bazen e, yani hüzünün üzerine güzelleme dizeceğimden falan değil ama hüzün bir bilgi türüdür yani biliş, biliş yollarını açar. O tür durumlarda bizi mutlu etmeyecek e, bilgiler olabilir. Bunlar da hakikatin ta kendisi olabilir. Yani bazen gerçek bilgisi insana mutlulukla, mutluluk vaat etmeyebilir. Yani hüzün vaat edebilir. E, yani bu, bu manipülasyona insan kendisini açmaması lazım. Yani iyiyiz, çok süperiz. Ya bir e, yan yana bulunmayı huvvet zannedip e, oradaki motivasyonu da ihlas zannederek insan kanabilir, manipüle edilebilir. Yani orada işte o sarı taba, naylon, plastik taba e, çok yüksek bir e, gözünüzdeki karakterden alınca o altın hayır o altın dedi, o altına da dönüşebilir yani. Olur bunlar. Hani evet. bu tamamen bütün kültürü e, bu dini bilginin din dini kültürün nakledilişini yok sayıyor filan değilim ve Sadece bir uyarı bu. Sadece bir uyarı. Zaten şöyle bir şey var. E, zaten şöyle bir şey var Hakan abi. Yani e, en basitinden şimdi biz bugün e, Allah mazeret kabul eder mi? Mazeretleri kabul eder mi diye konuşuyoruz. Ve bunu konuşurken de e, elimizdeki inancımıza dair e, güvendiğimiz belgelere bakıyoruz. Güvendiğimiz kayıtlara bakıyoruz. Ha bak kul hakkı diye bir şey var. Tamam. İşte tasarlanmış günah var. Ha, tamam zaruretten bahsettik bak Ammar bin Yasir'in yaşadığı bir olay ve peygamberimiz ona böyle cevap vermiş. Tevbe suresinde geçen evet o uzun hadis var İşte pişmanlıklarını işte şöyle ifade eden sahabeler var. Bir sürü örneğin üzerinden ilerliyoruz sonra Allah'ın ayetlerinden ilerliyoruz. Bunları kullanmak zorundayız ya da bir peygamber tavsiyesi onun ticareti nasıl parayla ilişkisi nasıl gibi bir sürü elimizde şey var. Terazinin kefesine koyabileceğimiz güvenilir ağırlıklar var o ağırlıkları koyarak ölçüyoruz. Mesela bugün konuştuğumuz konuda da şimdi biz e, olay çok metafizik yerlere gitti döndü geldi konuşurken işte ölenler, dirilenler şunlar bunlar ama Yok ya o bilim bilimsel e, şeye de e, Tanrı doktrinler falan da konuştuk ya, Yani, yani. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı bir dalmandı. <laughs> ben ama ciddi ben o, o konuyu merak ettim. E, bunun üzerine çalışanlar olduğunu gördüm. Dediğiniz gibi sadece Müslüman dindar bilim insanlarından değil farklı farklı yani inançlardan farklı farklı toplumlardan bu konuyu araştıranlar evet, var yerlerde öldüğü için, e yani, öldüğü için yani, <laughs> pekâre, yani sonuçta yani ölüm herkesi herkese uğruyor şimdi e, bu Allah'ın zaruret mazeret kabul edip etmemesi e, konusunu e, konuşuyoruz e, zaruretin ne olduğunu e, aslında aşağı yukarı bütün insanlar herkes biliyor ama e, Hı -hı. Zaruret uydurmak, bir mazeret bulmak bazen işimize geliyor. Hı hı. İşimize geldiği için, kolaylaştırdığı için e, ona sarılabiliyoruz. Yani ne derler? Kendimiz için bir hafifletici sebep uydurabiliyoruz. E, ama bizim hafifletici sebebimiz e, orada hiç işe yaramayabilir. Evet. E, buna dair çok net şeyler var mı? Yani e, şu 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 durumlar. Geçerli hı hı. olabilir. Mesela siz e, konuşurken arada bahsettiniz işte. Mesela peygamber gelmemiş, tebliğin ulaşmadığı hı hı. topluluklar var mıdır? Bu bir mazeret midir? Ya da tebliğin ya da dini dinin hı hı. çok yanlış iletildiği, çok kötü iletildiği insanlar var mıdır? Yani Allah onları bu konuda mazeret olarak kabul edebilir mi? Yani böyle istisna durumlar var mı diye soruyorum abi. Yani bu kendimize bir şey bulalım dediği sonuçta Müslüman evet, anne babadan doğduk. İslam'ın ne olduğunu biliyoruz. Bizim için o fırsat kaçtı. Hani artık yapacak bir şey yok. Artık bu bilgi bize ulaştı. Yani hepimiz evet. için bu geçerli. Ama hani bu bilginin hiç ulaşmadığı birileri var mıdır gerçekten? Ya da bilginin gerçekten çok yanlış kişilerce, çok yanlış şekilde, çok yanlış zamanda e, ulaşması bir zarurete dönüşür mü insanlar için? Şimdi bir hesap e, problemi var aslında burada. E, Allah kişiye kaldıramayacağını yüklemiyor. Şimdi mesela e, bir peygamber mesajı ulaşmamış bir kimse için o peygamber mesajının içerisindekilerin hesabını sormak kaldıramayacağı olur. Dolayısıyla Allah kaldıramayacağını yüklemediği için insana kaldırabileceğini yüklediği için kaldırabileceğinin hesabını sormuş oluyor aslında burada bir mazeretin Mesela, genel önü alınmış olmuyor. Mesela aklın hesabını mı soruyor abi? Orada aklın hesabını, akıl herkese verdiği için orada aklın yapması gereken şeyler neyse mesela tevhid bu dairededir. orada hesap sordu şey o. Yoksa hacda kurbanlar hangi gün kesilir, hangi güne kadar kesilir bunu sormaz mesaj gitmemişse. Şimdi ama e, aklın ve e, iradenin hesabını ki hani, ilk, ilk, özellikle ayırmamın sebebi bu. ben özellikle not aldım buraya. İnsan öykledi iki tane temel e, şey var. Donanım var, Birincisi irade, e, akıl. İkincisi irade. Bu konuda mazeretlerle alakalı. Şimdi bir özür sahibi mazeret getirip o özrünü ya affettirmek ya da üzerinden atmak, sorumluluktan kaçmak istiyorsa eğer burada bakılır. Bir e, akıl var mı? Akıl yoksa zaten hesaba çekmiyorlar. Yani mazeret sunabileceği bir hesabın önüne gelmiyor zaten. Akıl yoksa. Akıl varsa zaten akıllar getiriyor Allah hesabın önüne. Terazinin önüne. Bunlardan da iki tane varlık türü yaratmış. Kendi ifadesiyle yaratan olduğu için e, bir insan diğeri cinler. Onların tarafını bize kapatmış. Perdeyi gelmiş. Görünmez yapmış onlar bize zaten. ilgilenmeyin diye. Onlar sizin işiniz değil. Siz oho kendi işinize baksanız filan gibi. Yani bize iki tane e, varlığı karşısına çekip ee, özür işleyebil, özredebilecek edebilecek iki varlık bunlar. Yoksa melekleri hesabı çekmeyecek, hayvanlar hesabı çekmeyecek çünkü onların özür işleme durumu yok. Mazereti zaten aynı kök zaten. Özür edebilecek kimseler, özür işleyebilecek kimseler yapıyor. Şimdi burada akıl var. Aklın kaldırabileceği yüklerin Allah e, hesabını soruyor. Bunlar mazeretin e, geçerli olması için kaldırabileceği yükler oluyor. Mesaj geldi diyelim. Mesela geldikten sonra da var. Mesela diyelim oruç tuttunuz. E, orucu herkese farz kılmıyor. Şartları var. Şu 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 şartlarda. Mesela adam hasta. Şart değil. Farz değil ona. Veya diyelim zekat. Bütün inananlara farz değil. Parası olacak. O para da şu kadar şu kadar filan olacak. Şu kadar e, geçen bir para olacak. Eskiyen para olacak filan gibi. E şimdi hac. Bütün kullarına farz değil Allah'ın. Doğru. Temelde hac farz bir ibadet etketti ama o farzı yerine getirebilmek açısından bütün kullarını eşit derecede hesaba çekmeyecek. İmkanı olmayanı o farzı ortadan kaldırmış olacak. Sağlığı yok mesela. Hac için illa para değil. Mekke'de de olabilirsiniz. Mekke'nin uzak bir dağ köyünde ama yürüyemezsiniz mesela. Kimse de sizi götüremez. Uçak parası, mağarası, otel, motel de gerek yok. Ama gene sağlık sorunlarından dolayı hac edemeyebilirsiniz mesela. Mekke'de yani 300 metre ileride otursanız bir sağlık sorunuz var ki hac edemiyorsunuz. Arafat'a gidemiyorsunuz. 3 dakika orada duramayacaksın mesela. Olmaz. Gördüğünüz gibi yani e, farz olan bir ibadeti bile Allah e, mazeret sunabilecekleri bir düzlemde yani hesap sorduğu bir yerde Allah herkese aynı hesabı sormuyor zaten. Dolayısıyla e, sizin hepinize Muhammed peygamber aleyhissalatü vesselam peygambermiş gibi hepinize sigara çekeceğim demiyor zaten Allah. 610 yılından sonra e, kurallar değişiyor. Bazı kurallar yenileniyor bazı kurallar çıkıyor. Eskide kalıyor. Ama eskide o kuralları uygulayanlar onlara problem yok. Devrinde geçerli ise geriye dönük uygulamıyor Allah. İleriye dönük kurallar. 610'dan sonrası için konuşuyoruz. Dolayısıyla bu kuralları koyanın bileceği iş bilemiyoruz biz. Bizim esnetme gibi bir hakkımız ve böyle bir seçeneğimiz yok zaten. Ama ama burada mesajın gitmesiyle alakalı problemlerin olduğu yerde Allah kaldıracağı yükü insana sorar. Hiç sorgutsuz, sualsiz falan öyle bir şey olmaz. Aynı suali sorduğu başkalarıyla yan yana geldiğinde benim e, imtihan kağıdı okuma için verdiğim örnekte gibi "Aa sana o soruda şurada şu bir soru diyelim 10 puan ama o sorunun içerisinde 5 tane nokta var. Her biri 2'şer puanlık. Ad, birisine 2 vermişsiniz, aynı şeyi yazmış ötekine vermemişiz mesela. 7 puan çıkmış ortaya. 7 nasıl olabilir ki?" yani diyorsunuz mesela. Bakıyorsunuz hani normalde 8 veya 6 çıkması lazım. Ee, ve Çift sayılar çıkacaksa veya tek sayılar çıkacaksa bu olmaz diyorsunuz. Bir problem var diyorsunuz mesela. Bunun gibi şimdi bir namaz kılmayan bir kula namaz kılan kulu namaz konusunda yargılayıp Allah aynı yere koymaz. Ama namaz kılan bir kulun bir huyu var. Namaz kılmayanın da öteki huyu var filan. Allah'a bakan yönler olduğu için bunlar... E, iki yargılama sonrasında durum değişebilir. Üçüncü bir parametre daha girebilir devreye, öyle değişebilir. Mesela bir bakarsınız ki adam namaz kılmış, süper Kur'an okuyor, e, e, ne bileyim hani sakaldas var, sünnet, cübbe de giyiyor namaz kılarken, başını örtüyor, takki takıyor filan. Ama aa orada şirke düşmüş, gitti. Bütün denklem bozuluyor. Bunun gibi. E, yani bu birini diğeri hafifletmez birini diğeri hesaptan düşürmez. Hepsinin ayrı ayrı hesabı var. Ben din sadeliktir diyorum Allah diyor doğru ama e, burada e, bu kadar da basit olmadığını Allah'ın bu kadar her şeyi koruyup kolladığı e, bilgiyi kolla, e, koruduğu için oraya naklettiğinden anlamamız gerekiyor. Yani toz zerresine kadar Allah yazacak aradan kaynıyor öyle olmaz. En küçüğü büyükleri herkes yazar zaten. Yani e, ömrünüzde kaç defaca gittiniz? 3. E tamam ömrünüzde kaç defa doğru söylediniz ne bileyim. Yani bilmiyorum ki onu Allah biliyor ama sen bilmiyorsun Do sen yaptığın halde sen bilmiyorsun Allah biliyor büyük olan hacca kaç kere gittiniz 3 defa ötekine kaç defa işte faiz yediniz yani Allah fethetsin 8 filan diyorsunuz mesela kaç defa içki içtiniz Allah fethetsin de o bilmem şu yaşta şu yaş arası diyorsunuz büyükleri zaten biz biliyoruz onları onları da Allah yazıyor ama burada detay şu küçükleri Allah yazıyor bizim bile unuttuğumuz yapan olarak ha yani bir başkası değil şahit olan değil bilginin ulaşmadığı kimse değil. Yapanının bile unuttuğu şeyleri Allah teker teker önüne getirecek diyor. Toz zerresi olsa. E şimdi kıyak olur mu bu kadar detay yazıldığı bir yerde? Kıyak olacaksa abi o da bizden olsun ya filan. Yani böyle tartıda böyle 50 gram 100 gram filan bir tane elma koyacak. Bir tane de atıyor. Bir kilo alacaksınız. 1020 geldi mesela. 20 gram. Ya o da bizden olsun dedi. Ya o zaman küçük küçük, o zaman 1023.7 yazdı mesela. E demek ki bu adam benden kuruşu kurşunu alacak dersiniz. E şimdi o da bizden olsun demeyecek yani. E şimdi toz zerresi diyor Allah, detay veriyorsa bu kadar yani virgülüne de en sonuna kadar pi sayısını tamamen yazacak. Bunun gibi. E şimdi burada kıyak olur mu? Yaz, kulum sen güzelsin hadi hadi sen de geç filan. Öyle olur mu? Teker teker soracak. Günahın da sevabın da. Sevabı da yani sevap da kaynamayacak. Aa o var demiyor. Bir ara veririz falan yok. Anında ödülleri ne büyüyor? Hatta nereye kadar? Bir peygamber sözüyle söyleyeyim. Ee, kendisiyle karşılaştıracak kadar büyük ödülleri de koyuyor. Bunların yan yana düşünülmesi lazım. Allah hep cezalandıran ceza öyle değil. Kendisiyle karşılaşma şerefiyle meeting yani böyle bir hani karşılaşma verecek Allah. Cemalullah dediğin şey bu. Ya yani bunu bile ödül olarak veren bir Allah. Allah. Toz zerresine kadar diyorsa bu kadar detay veriyorsa burada kıyak, unutma, e, es geçme filan haşa bu bu tarz şeyler söz konusu olacak olmayacak demektir aslında. Yani e, mesajın gittiği kadarı neyi ilgilendiriyorsa onların hesabını Allah soracak. En altı ne var? Bunun akıl ve irade var. Akıl ve irade var. Akıl ve iradeden kasıt Allah'ın birliğini, tekliğini kabul etmesi ise eğer fetret dönemi diyelim mesela peygamber mesajı ulaşmadı. Ki kaldı ki Maide suresinin 19. ayeti var. 19 diye hatırlıyorum. 19 yani yani aklımda taze değil Maide suresinin 19. ayeti bakılabilir. Ee, dünyada peygamberler gönderilmesinin sebeplerinden biri olarak mahşerde kulların ya Rabbi bize iyi diyorsun güzel diyorsun da keşke bunları dünyada söyleseydin. Yani mesela eve gidiyorsunuz sanırım size diyor ki şunu almadın mı? Yo. Yani ya keşke alsaydın. E söyleseydin yani ben daha yeni oradan geçtim ya. Marketteydim ben söyleseydim filan diyorsunuz. Marketteyken söyleseydin alırdık demek gibi bir şey bu. Ya Rabbi biz dünyadayken eğer bize birisi gelse deseydi ki Allah'a kulluk edin niye etmeyelim ki? Yani bu pişkinliği insan göstermesin diye Allah bahanesini elinden alıyor insanın. Maide suresinin 19. ayeti. O yüzden peygamber gönderdiğini söylüyor. Veya diyelim ki Kur'an'ın gönderilişiyle alakalı da var. Kolaylaştırmak ve Arapça gönderilmesiyle alakalı söylüyor onları da. 4-5 yerde var. Kur'an'da. Bizim aramızdan insanda insanların konuştuğu bir insan, insan diliyle gönderiyor. Arapçaya mecbur muydu Allah? Hayır değildi. Ama Allah Arapça irade etti, gönderdi. Bu kadar. Bu kadar. Allah evet. seçti onu. 19. Ben ayetmiş abi. 19. Nasıl? 19. ayetmiş abi. Maide Do doğru hatırlıyorsun. <laughs> 19. Ayet, evet. Ey kitap ehli, peygamberlerin arası kesildiği bir sırada bize ne müjdeleyici bir peygamber geldi ne de bir uyarıcı demeyesiniz diye işte size hakikati açıklayan elçimiz geldi. Evet, evet size bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Evet diye bu şekilde Ma yani bahaneyi kesiyor. Ya yani mahşerde bir gönderseydin ki veya diyelim mesela bizim anladığımız bir dilden gönderse. Demin akılla alakalı konuştuk ya. Hı hı. Yani yakıt var ama bizim araba benzinli bu motorun yani Kur'an gelmiş ama yani bir insani bir dil değil melekler anlıyor sadece böyle bir şey olabilirdi Kripto mesela bir şey dille Hayır öyle bir şey demiyor Aramızdan yaklaşık e, 600 milyon insanın konuştuğu bir dil şu anda o günde o günde bayağı bir hacimli bir nüfus var Arap nüfusu Arapça konuşan öğrenilmeyecek bir dil değil öğrenilecek bir dil İnsanlar konuşuyor İnsan insanın konuştuğu bir dilde Allah bize gönderdi bir iki Tamam göndermiş olabilir ama çok zor bir metin olabilir. Hayır onu teassara diyor. Kolaylaştırdı. Anlayasınız diye Allah bir de üstelik kolaylaştırdı onu. Kolaylaştırdığı Bir metni gönderiyor ve üstelik insan dilinden bir e, bir, bir dille metni e, gönderiyor ve bir insanla gönderiyor. Çok çok mühim bir nimet. Bir melekle havada karada korkunç bir vaziyette ürpertici bir şekilde göndermiyor. Aramızdan yemek yiyen su içen, uyuyan Bizim gibi olan kendi sözüyle söyleyeyim siyah ekmek yiyip siyah su içen hurma yiyen bir kadının oğluyla gönderiyor. Bir ana kuzusuyla gönderiyor. Bir insanla gönderiyor. Bu da çok büyük bir nimet. Yani bunun için biz salavat diye bir şükür duamız var. Salavat bir şükür duası ya Rabbi filan diyoruz yani. Böyle. İyi ki peygamberi bizim yani en büyük nimet bu bizim için. Onda bir başka yerde nimet olarak söylüyor zaten. Aralarından bir peygamber göndermesini Allah nimet olarak söylüyor. Ki kaldı ki diğer peygamberler, helaka uğrayan kavimlerin peygamberleri var. Ben çok mesela dikkatimi çekiyordu önceleri. Şu anda böyle yorumluyorum. Kardeşleri Nuh'u, kardeşleri Lut'u, kardeşleri Hud'u, kardeşleri Salih diyor. Kardeşleri Şuayb'i gönder. Ne kardeşi? Adamlar bildiğiniz öyle böyle düşmanlık yapmıyorlar yani. Ama Allah kardeş diyor onlara. Kardeşleri Nuh'u gönderdi diyor. Lut'u Şuayb'i gönderdi diyor. Şimdi bu bir nimet. Onlar için bir nimet. Bu boyutunu söylüyor aslında. Yoksa onlar onlara kardeş gibi davrandı filan değil. Peygamber onlara kardeş. Halbuki onlar kardeşlik yapmıyorlar. Tam tersi bir durum var aslında ortada. Şimdi bakıyorum bir insan da gönderdi. İnsan diliyle gönderdi ve anlaşılır kolaylaştırılmış gönderdi. Ve bir mazeret bırakmıyor gördüğünüz gibi insana. Ya Rabbi ya keşke marketteyken söyleseydim var ya filan gibi. Almam mı ya? alınan mı? Bütün maaşı verirdim ha filan gibi. Bu, bu mişrik ma, mazereti içeride oluyor çünkü. Biz bir daha gönder var ya o öyle böyle kullanmayız gibi. Şimdi Sen abi, bana onu markette deseydin ben bütün maaşı verir gene alırdım onu filan demek gibi bir şey bu. E, şimdi mesela yani, siz öğretmenlik yaptınız ben öğretmenlik yaptım işte e, çocuklarınız var çocuklarımız var çocuktuk büyüdük vesaire e, şöyle bir gerçek var çok sık mazeret bulan sürekli mazeretle gelen ee, bir öğrenci, bir evlat, bir insan, bir arkadaş bir yerden sonra bıktırıcı olabilir. Ya bu yani. bunu suistimal ediyor, duygusu oluşabilir. Bir. ikincisi hani klasik bir şey var ya e, silginiz ne kadar erken bitiyorsa o kadar çok hata yapıyorsunuzdur. <laughs> filan gibi. E, ama insan yaratılış itibariyle de hata yani hatayla var. Hata yaparak, e, yanlışlar yaparak, sonra bunu düzeltmeye çalışarak filan. Şimdi biz insan sabrıyla, insan şeyiyle bakınca terazisiyle oho sen de ne yaptın ya sürekli hata. Pardon bilmeden oldu. Affedersiniz yanlışlık oldu. Kusura bakmayın ya görmemişim. İşte aa hadi ya ben saati kurmayı unutmuşum. Bak gördün mü yine geç kaldık filan. Ee, bir yerden sonra ya böyle biriyle arkadaşlık yapmaz insan. Yani ya. böyle böyle olmayacaklar misal. Ya da böyle bir öğrenciyi bir öğretmen bir, bir, bir kez affeder, iki kez affeder, üç ya ama artık yeter der. Allah'ın böyle bir sınırı var mı? Yani Ama artık, kulum sen de Affetmedi. abarttın dediği. Yani o kadar da mazeret. Bu ne ya sürekli mazeret mazeret. Yani bunun bir şey ölçüsü var mı? Böyle hani ne derler? Ayarının kaçtığı bir yer var mı? Burada hani kaytaracak bir durum yok aslında. Hani insani bir modelden biraz farklılığı var. Çünkü yani mazerette Allah'ın beklediği pişmanlık. O yüzden dünyada bunun kapıları açık zaten. Dua ediyor, tövbe ediyor. Hı hı. Bunlar mazeret. Özürlerimizi affettirmek için Allah'a mazeretlerimi söylüyoruz. Ya Rabbi aldandım demek mazerettir. Mazeret söylemektir aslında. Aldandım. Niye? Zayıfım. Bu kadar. Ya Rabbi yani Subhanallah demek budur aslında. Tövbe mazerettir. Mazeret sayıyoruz. Allah affeder affetmez göreceğiz onu. Onu o biliyor. Ama mazeretlerimizin geçerli olup olmadığını Allah karar veriyor. Bazılarını geçerli bazılarını geçerli sayıyor. Mesela işte benim hatırlığıma gelen bir hadis var. Bir değil üç tane hadis var aslında. Benzer. Üçlü hadisler aslında. Dokuz tane sınıf sayıyor orada. Allah yarın mahşerde şunlara fırsat vermez diyor. İşte ne bileyim hani... E Ramazan'da mı konuştuk diye hatırlıyorum ne ahlak hadislerinden bir tanesi diye. Ee, birisi mesela şu. Çölde adam suyu var, yetenden fazlası var ama yolda birisi de susuz çölde. Yetenden fazlası olduğu halde vermiyor ona. Allah buna mazeret saydırmaz diyor mahşerde. Yani bunun bahanesi yok yani. Bilinçli, bilerek, isteyerek yapıyor. Sonra hani e, aynı bu 9 tane sınıftan bir 2 tanesi 3 tanesi böyle alışveriş mesela yapıyor ikindi vakti satacak filan e, birilerine e, yani pazar kapanmaya vakit e, yakın vakit müşterinin almaya hani akşam vakti e, giderseniz kurban bayramı geliyor şimdi bayram alışverişine mağazada ne kaldıysa bayramdan önce almak zorundasınız yani bayram alışverişine e, e, ne kötü varsa onu alabilirsiniz çünkü son anda Böyle bir anda mesela o mecbur ya almaya. Elinizde bir kalem var. Geldi size abla vallahi ben bunu 2 liraya aldım. Halbuki 10, 10 kuruş aldı. Gelişe bana 2 lira. Abla kurtarmaz 3 liradan aşağı veremem filan diyorsun. Halbuki 10 kuruş almışsınız. Bu yalancı tüccara. Allah konuşma fırsatı vermez diyor. Hmm. Ee, i̇taatle alakalı bir yerde. Geçen sene konuştuk. Hatırlıyorum bir konuşumda. Sırf bir menfaat için bir yönetici, yönetici etrafında durup bu adil imam ama yani sahtekar, hırsız filan bu değil. Dolandırıcı de, bu, bunu demiyor. Adil bir imam ama bir yönetici var. Bunun etrafında sırf menfaati için duruyor. Fakat menfaat kesilince dağılıyor. Etrafından uzaklaşıyor. Buna da fırsat vermez. Yani sırf menfaati için yapanı. Sırf menfaati için e, biat etmiş kimseye. Hadiste öyle geçiyor ama bugün biat lafını kullanırken lambalarım yanıyor kafamda dikkat 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 diye. Çünkü malzemeyi millet kaçak kaç çıktı. Ee, bir başka yerde mesela fakir var, gururlu fakir var. Şimdi hatırlamaya çalışıyorum hepsini. Gururlu fakir var. Ee, yani gururlanabileceği bir şey yok. Hani fakir gururlan, onur izzet değil bu. Kişilik falan değil. Olmayan gurur. Ben var ya falan. Halbuki bir şey yok. Cahil bir adamın biliyormuş havası yapması gibi. Zengin adam gururu hak ediyor mu? Hayır değil ama yani mazeret olarak elinde var bunun. Bir temel dersiniz var, adam, bir şey var değil mi? Üzerine var, çıkabileceği al, bir şey var. Yapabileceği bir şey var. Adamın malı var. Artistlik yapıyor dersiniz. E bunun yok. Adam mesela profesör. Size konuşurken biraz ağırdan gidiyor. Dersin adam ya dirseğini çürütmüş. Ama adam hiç alakası yok. Elif'i mertek zanneder. Adam gelse profesör havası atsa size, bu ağır. Buna da fırsat vermez diyor. Mağrura fırsat vermez. Hangi mağrur? Altı Boş. Yani cahil de olsa fakir de olsa ona fırsat vermez diyor. Sonra bir başka yerde gene bir gurur hadisi aynısı var. Hadisi var. Elbise süryen diyor. Gururla. İnsan aşı alıyor. Gurur yapıyor. Başkalarında yok. Onda var. Sizde Hı -hı. olmayan bende var. Üstelik yere de sürürüm ben bunu demek. Yoksa sürünen elbisenin insanı örtmez ki yere sürünüyor zaten. Vücudunda yeter kadar elbiseden parça var ama yere de sürüyor. Böyle. Hani özellikle onun için söylemiyorum ama gelinlik için demiyorum bunu. Gelinliklerde kuyruğunu tutuyorlar böyle hani. Gelinin kız kardeşi falan ay, gibi. Mesela ay. öyle arkadan elbise yere sürünüyor. Diyelim bunun ipek değerli bir kumaş olduğunu, kumaşın bulunmasının zor olduğu bir dönemde söylendiğini düşünün. Varlığıyla insan aşağılayan demek. Ve varlığı israf eden adama Allah fırsat vermez diyor mesela. Sonra başak kakan var bir şey vermiş iyilik yapmış. Birisine bir iyilikte bulunmuş o iyilikte bulunduktan sonra o iyiliği sık sık hatırlatıyor. Bu sık sık hatırlatmasının iki sebebi olabilir. Bir, o verdiği ettiği iyiliğin meta neyse onu kendinin zannediyor. Allah'ın değil. Dolayısıyla şükretmemiş oluyor. İki, bir de karşılık bekliyor demek. Karşılık illa böyle hani maddi karşılık olmayabilir. Duygusal karşılıklarda olabilir. Yani bir, bir arada gel elimi öp ya. Bir, biri de desin ki sen olmasaydın biz var ya mahvolmuştuk filan desin. Nedir bu filan diye başa kakarak karşılık bekleyen adama da Allah fırsat vermez diyor. Eee bir tane yalancı yönetici var. Yalancı imam diyor hadiste öyle geçiyor ama hı hı. yönetici bu. İmam derken bu cami imamı, dini lider filan anlamına gelmez illa yönetici. Öne düşmüş, insanlar arkasından takip ettiriyor. Aldığı kararlar insanları etkiliyor. Bu illa devlet yöneticisi olmak zorunda değil. Aldığım kararlar bir başkasını etkiliyorsa veya bir başkasının önüne düşmüşüm, onları etkileyici bir pozisyonda yollar açıyorum arkamdan onlar bana öndeyim diye güvenip geliyor takip ediyorlarsa bu adamın yalancısını Allah fırsat vermez diyor. Yalan söyleyen yönetici Allah fırsat vermez diyor. Neye? Mazeret Samiye. Ya Rabbi yalan söyledim ama bu şunun istikbali içindeyi, bunun, e, içinde bunun selameti selameti de öyle bir şey yok. Fırsat vermez diyor. En son bir tane daha hatırlıyorum. Dokuz oldu galiba hatırladım, e, hatırladıklarım. Bir de zina eden yaşlıyı söylüyor. Bu niye? Zina, yaşlı zina etmez mi eder? Hakkıdır manasında demiyorum. Zinaya kabiliyeti yoktur manasında demiyorum ama yolun nereye gittiğini görmüş artık yani. Ömür bitiyor artık, artık. Yani bir, bir, iki, bir takım heyecanlarının e, öyle değil de daha ulvileşmesi gereken, daha e, nezih yerlerde kullanması gereken heyecanlarını, arzulama, istek, duyma gücünü hala hala kendisini delikanlı diyoruz ya yani kendisinden yaşça çok çok küçük yani e, bu irfanın henüz daha ona açılmadığı kimselerdeki heyecan kullanımı gibi kullanan insanlara diyor aslında yoksa gencin mi yaşlının mı ikisi de tercih edilmez ikisi de günah nasıl olabilir o da günah o da günah o da zina haram o da zina haram ama ama burada bir başka hadisten yola çıkarak söyleyeyim Hani İtaat eden genci Allah Allah çok sever diyor. Fakat itaat eden yaşlıyı sever, itaat eden genci çok sever diyor. Sev sadece değil, sevmek değil, çok çok sever. Yani Niye? Gençliğine rağmen, o Tabii heyecana rağmen e, itaat, itaat, ediyor. Mi? Zor olduğu bir dönemde itaat ediyorsa, Allah'a itaat ediyorsa Allah... Ha, Türkçesi nedir bunu bilmiyorum ama yani söylüyorum hemen izleyicilerimizden rica ediyorum hemen unutun. Hayran olur demek. Allah'a bir şey hayran olmaz. Hayranlık bir acziyet ifadesi olur. Allah için. Hayran olur. Neye? İtaat eden gence. İtaat eden yaşlı 12'de itaat değil mi? O, ya 12'de itaat tabii ki. Allah onu da seviyor. Ama burada itaat etmesi zor. Çengeller geriye doğru çekiyor böyle hevesler, arzular, bir takım gaflet unsurları, araçları falan. Her şey kenara doğru onu çekmeye çalışırken genç taati devam ettiriyor, itaati devam ettiriyor. Allah buna hayran olur. Yani o kadar aşırı sever. İtaat eden yaşlıyı sevmez mi? Onu da sever adaletsizlik yok onu zaten sever gibi. Burada da hani yani zina eden genç zina eden yaşlı kıyaslaması e, hadis yapmıyor. Ben de yapamam dolayısıyla hadis yapmadığı için. Bu hadisin içerisinde bunu kendi düşüncemi karıştıramam. Ama burada e, zina eden yaşlı da değişik bir durum var. Yani etmemesi gerekiyor. Niye? Çünkü o irfana erişmiş. Yani gittikçe gittikçe gittikçe. Biz de Türkiye'de atasız olacak mı? Kırkından sonra teneşir patlaması ile alakalı bir sözümüz evet. var biliyorsun. Ya biz kendi günlük dilimizde de bunları kullanıyoruz. Ya bir yaşlıya yakıştıramıyorsunuz bunu. Gence gence de yakışmıyor ama yaşlıya ya bari falan diyorsunuz yani. Dolayısıyla Allah'ın mazeretlerini kabul kesinlikle asla kabul etmedikleri var. Mesela kul hakkı mazeri. olmaz. Şirkle alakalı. Ya Rabbi tamam senden başkasına. Hayır bunun mazereti yok. Ama mazeret dinlediği yerler var mı? Evet var. Yani dualar, tövbeler bunlar maziret. Bunları mahşere de Ne mahşeri? Dünyada da dinliyor zaten. Bu Allah'ın en büyük lütuflarından bir tanesi. Yani ibadet boyusu, boyutu işin aslında Allah e, bunların da yollarını açıyor. Yani ulaşmanın yolunu açıyor bize, kendisine. E, yolları açık ve bir de üstelik herkes her saatte ulaşamıyor falan değil. Protokolsüz. Yani ben de ulaşıyorum. Herkes ulaşıyor. Aynı şekilde. Ne zaman? Cuma günü öğleliğin sadece cumaya gidenlere e, dua kapısı açık. Öyle bir şey yok. Cuma günü öğleliğin meyhanede adam dua etmiş. Ben, sen, öteki belki karışamayız. E, Allah herkese her zaman kapıyı açıyor. Ulaşma kapılarını açıyor. Bir de, iki, Hac suresinin e, Hz. İbrahim ile alakalı mıydı? Bir yerde konuştuk da hatırlıyorum kurbanlıklarla alakalı bir ayet var orada 30'lu ayetler kurban Hac suresinin ayetler kurban ayetleri onlar e, 34. ayeti Hac suresinin e, biz e, insanlara mensek diyor orada nasıl ibadet edeceklerini ibadet yollarını öğrettik diyor yani Hz. Hmm. İbrahim'in hani e, duvarı yükseltmesi Kabe inşa etmesi Hazreti İsmail'le beraber Allah ibadet istiyor nasıl ederim bilmiyorum ki yani bildiren de yok Allah da bildirmemiş ibadet edin. Nasıl? Yani edin işte filan. Öyle değil. Şöyle şöyle edin mesela. Nasıl? Şeklini de ruhunu da söylüyor. Dua edin. Nasıl? Duanın şekli serbest formlu. Ama ruhu tazar ve mehufye diyor. 55. ayeti Arap suresinin tazarru içerisinde ve gizli gizli dualar edin Allah diyor. İçin için dualar demek bu. O. o kadar kaliteli dualar edin demek. Ruhunu da söylüyor. Şeklini söylüyor mu? Evet şeklini söylüyor. Namazı şöyle kılın. giden, rükü edenlerle rükü edin. Secdeye gidenlerle secdeye gidin diyor. Şeklini söylüyor. Orucu şöyle tutun. Hatta kafanızı kaldırın bir bakın. Kırmızı kayboluna kadar, kırmızı çıkana kadar falan böyle akşam namazının vaktini. Bunları hepsini söylüyor. Şeklini söylüyor. Bir de ruhunu da söylüyor. Namaz kılın ama öyle kılın gitsin falan değil. Şöyle kılın diyor. Oruç tutun ama şöyle tutun diyor. Zekat verin ama şöyle verin diyor hem şeklinde hem ruhunu söylüyor. Ya bu da çok önemli bir şey. Yani dolayısıyla bunları söyleyince yani ara ya bize oruç tut dedim ama ne bileyim nasıl tutacağımızı. Yahudiler gibi tutalım. Ne bileyim hani Budistler gibi oruç tutalım. Bilmiyoruz ki hangisi. Hayır onun değil. Yani güneşin pozisyonunun ne olduğunu, vakitin belirlen başlangıç sonucunu bile Kur'an'da söylüyor. Yani e, bu arada boşluk bırakmıyor. Dolayısıyla boşluk olmadığı için mazeret olmuyor. Bir. iki. Dua etme fırsatı veriyor boşluğu yok yani ulaşabilme fırsatı veriyor. Zaten e, niyazı burada yapabildiğiniz için zaruret e, özürlerinizi burada söylüyorsunuz ve o dua dual formu aslında tövbe diyorsunuz aslında. Henüz hayattayken yapıyorsunuz ve bunu son nefesinize kadar da açık bırakıyor kapıyı Allah. Mazeret ve mazeretinizi ortaya dökme fırsatını. E şimdi Allah mazeretleri kabul eder mi? E, eder çünkü o yüzden bırakın ahireti. Dünyada ona fırsat veriyor zaten. Yani aklınız başınızda olduğu her saniye, her an zaten buna fırsat var. Mazeretini kabul etmedikler var mı? Var. Mesela işte 3 tane aşağı yukarı 3 hadiste 9 tane sınıf saymış gibi oldu. İn, i̇nşallah dokuz olmuştur. Dinleyeceğim yayından sonra dokuz olmuştur inşallah. Ee, etmedi yerler var. Şirkin mazereti yok. Kul hakkının mazereti yok. Yani oralardaki mazereti kabul etmiyor Allah. Bu merhametsizlik mi? Hayır asla değil merhametsizlik olarak tarif edemezsiniz. Neye merhametsizlik olurdu? Eğer bize açık açık bildirmeseydi. Bilmediğimiz yerden soru sorsaydı. Veya şu kitaba birinci kitaba çalışacaksınız deyip dördüncü kitaptan bize sorular sorsaydı mesela o zaman derdik bunu. Ama bize hatta şuraya şuraya çalışmayacak gerek yok. Asıl önemli olan bunlar aman başkası derse onu dışarıdan müdahaleyi de kapatıyor. Dinin, dini yalnız Allah'a askılma bu dışarıdan müdahaleyi kapatıyor. Sadece bura diyor. Sadece bir çalışma kağıdı veriyor. Sadece buradan soracağım diyor. Sadece buradan başka hiç kullan zıtkayın. Sadece bunlar diyor. Çok basit. Sana ondan soracağız diyor. Kaf suresinin 45. ayet. Onları Kur'an'dan uyar diyor. Çünkü hesabı Kur'an'dan çekilecekler. Yani başka bir şey de kar karıştırmıyor ortaya. Eğer böyle bir şeyde de e, merhametsizlik olur mu? Nasıl olsun? Bildirmiş, kaldıramayacağını yüklemiyor, akıl vermiş, irade vermiş. Ve üstelik bu verdiği akılda iradeyle yaptığım şeyleri görüyor, biliyor. E, o bilgiyi muhafaza ediyor, tekrar önümüze getirecek. Ulaşma yolları açmış. Protokolsüz, zamansız, serbest formlu. Sonra e, tövbe ve dua gibi henüz hayattayken mazeret sayabileceğimiz kapılar açmış bizi aralamış. Rahmet boyutları var. Eğer günahtan tiksinti duyuyorsanız, istemeye istemeye günahınızı kabul ediyor, itiraf ediyorsanız Allah günahınızın havasını atıyor, bilinçle Günah mühendisliği yapmıyorsanız Allah onları da kapılarını açıyor. Ee, pişmansanız ve bunu bir bilinç seviyesine yükseltmişseniz Allah yani e, mazeret kapısını kapatmıyor. Mazeret sayılabiliyor Allah a. Ama mazeretini kabul etmediği yerler var mı? Ver. Var. Buralar belirsiz yerler mi? Hayır. Son derece belirgin yerler. Son derece. O yüzden merhametsiz değil. Evet. O evet. zaman e, bu ...bilinçle hareket etmek lazım. Yani ben bilmiyordum... Ee, ...duymamıştım... ...benim haberim yoktu dememek için... ...öncelikle bu detayları iyi bilip... E, ...ona göre hareket etmek lazım. Bir. ikincisi Çalışmak lazım. Çalışmak sorular. lazım yani sorulara tamam, çalışmak lazım. verdi ben de çantaya koydum. Soru burada biliyor Biliyorum ama... ...akşam bakmadım ki sabah gittim sınava evet, gidiyorum. Evet. Hem, Soru hem bir o. Olur. Yani. İkincisi... E, ...yani mazeret arz etmek... E, zorunda kalmayacak e, kalmamak için e, dikkatli yürümek lazım. Yani evet. dik, olabildiğince dikkatli. Olabilir insan hata yapar, sürçer, takılır, düşer, çarpar. Olur yani. Ama olabildiğince dikkatli. Yani yoldaki işaretlere dikkat ederek. Ya arada sırada mesela ben burada radara yakalanıyorum. Yakalandım birkaç kez ama birkaç kilometreyle yakalandığı zaman insan şey yapıyor. Neyse ya hani o polis bile kızmaz. Yani denk gelse ya hız sınırı 50 sen 52 ile yakalanmışsın misal. Ya bir an dikkatimden kaçmış problem değil ama yani 50'lik yerde 90 ile 100 yakalandığın zaman ehliyetine el koyuyorlar mesela yani e, çok yüklü para cezası veriyorlar psikoloğa gönderiyorlar sonra diyorlar ki ya bu adam 50'lik yerde 100 ile yani çünkü 50'lik yerde 100 normal değil yani mazeret olarak ne diyebilirsin mesela hani sunabileceğin bir şey yok. Ee, yani mesela kırmızı ışıkta durulur. Bunu herkes biliyor değil mi? Bana öyle bir bilgi gelmedi ya falan değil. Kırmızı ışıkta durulur. Bir adam kırmızı ışıkta geçtiyse bilerek burada mesela ciddi psikoloğa gönderiyorlar. Git bir görüş bakalım. senin psikolog seni bir görsün bakalım. Kırmızı da ama... Ne göre kırmızı? Yani, yani <laughs> pardon la, ben adam renk görüyorum. Adam sebik mi <laughs> yani şey gibi <laughs> hani mesela hani sarıdan kırmızıya döndüğü an geçmişsindir falan filan oralar problem değil. Yani çok basit insani değerlendirmede bile mazeret evet. sunulacak yerler var ama yani alenen bilerek isteyerek ya zaten suç olduğunu yanlış olduğunu hata olduğunu bildiği bir şeyi yapmak ama bunun içinde ne trafik kurallarına çalışmanız gerekiyor ehliyeti alırken o kuralları bilmeniz gerekiyor hangi işaret neden bahsediyor nerede sağ, sollama yapılır nerede yapılmaz filan e bunları bilmediğiniz zaman ama ben bin, iyi de arabaya binmişsin ama ehliyette almışsın evet. Ehliyet almış ve arabaya binmişsen bu kuralları biliyor kabul ediyorsun. Doğal olarak görmüşsün. Evet. O, o doğal yani. olarak da bu kuralları bilen birisi olarak değerlendiriyorsun. Yani yani böyle de bir iyi bir şey hatırlatayım aslında. Ben benim bende de mottolardan bir tanesi, yaşam mottolarımdan bir tanesi kendim için. Bizi günahsızlığımız değil aslında. Günaha karşı olan dikkatlerimiz kurtaracak bizi. Yani günahsızlık diye bir şey yok. Yani mazeret sun, sunmadım. Niye mazeret sunacağım hiçbir şeyim yok ki benim. Öyle bir Süper öyle. yaşadım ki hani. Yani öyle bir şey yok yani. Bizi günahsızlık değil. Günahı karşı olan, günah işlememeye karşı gösterdiğimiz dikkatlerimiz kurtaracak aslında. Buna da takva diyoruz zaten. Değil Adı mi? o yani. Allah'ın yanında da en kıymetli olanlarınız e, en takvası en çok olanlarınızdır dir, dir diyor. O Allah diyor. Yanında kıymet veren Allah diyor. Dolayısıyla bizi yani mazeretsizlik değil, mazeret sunacak, mazeret ol özürsüzlük değil, aynı kökten gelmeyi söyleyeyim, özür işlemek konusunda, işlememek konusunda gösterdiğimiz dikkatler kurtaracak bizi. Eninde insanız. İnsan bir yerde e, unutur, hatırlar, düzelir. Bir yerde e, sürçeriz, insanız biz. Ama, ama gösterdiğimiz dikkatleri Allah bakacak yani burada. Yoksa bir tane defolu defo buluyorsunuz bir tane nokta var defolu e, banttan çıkıyor geliyor ürün defolu banttan çıkıyor günah işlemiş öyle değil günah işlememeye gayret etmiş ama yani eğer e, mazereti geç, e, geçerse olacak sınıflarda değilse Allah'a bakan sınıftaysa merhametine sığınırız burada Allah affeder değil haşa bu bu onu Allah bilir. Af onun çünkü bizim biz öyle umarız, biz, biz öyle bize... ümid ederiz. Ümid ederiz. Evet. Bu da duadır işte. Bu da bu da duadır. Bu da kulluktur zaten. Ümid etmektir. Biz atamız Adem'den beri ümit ediyoruz. Allah bizi affeder diye. Her zaman böyle böyledir evet, bu. Evet. Dirseğimizi kırar, dizimizi kırar. Allah'tan af dileriz. Bizi kurtaracak dikkatlerimiz yoksa günahsızlığımız değil. Zaten o olamayacağız. Öyle bir şey olmayacak. Evet. Ee, i̇nşallah ee, olabildiğince az. Olabildiğince Sikatimizi az. Dikkatimizi dağıtacak şeyler Allah karşılaştırmasına evet, evet. şey olsun. İnşallah. Eğer karşılaşırsak da evet. e, bilgimizi, öğrendiklerimizi e, ne derler e, hani frenlerimiz sağlam olsun yani. Evet. Ayağımız Direnme, evet, evet olsun. Ayağımız frene yakın dursun. E, böyle aman bu dakikadan sonra bir şey olmaz deyip e, Biz yılların yani, Müslümanıyız. Oho. Biz onlar Bize şeytan mı falan. <laughs> yani şeytan. Şeytan kim ya? <laughs> biz onu devirdik falan. Var öyle evli biri. Geçen sizle konuştuk hatırlıyorum. Yayın öncesinde. Evet, evet, evet. Yayında konuştuk. Şu hazretlerinden ben sözünü aldım. Orada tamam, kurtaracaklar tamam, var tamam. beni diye. Tamam. Ha. <laughs> oraya gidemezsen korkunç olan bu. Bu lafın senin oraya gitmeyeceğini gösteriyor aslında dini bilgi olarak diyorum. Beni hiç umurumda değil ilgilendirmez yani. Kaşının gözünün rengi de ilgilendirmez ayrette beni. Ben, ben ilgilenmiyorum o adamla ama bu lafınla seni orada o dediğin adam kurtaracak diye sana söz verdiyse sen de o da zaten o umduğunuz yerde olamıyor. Eyvah. Mesela. Eyvah yani. Muhtemelen. Hamili kart Bunu yapayım hani. Yani. <gülüyor> yani. <gülüyor> Çekip alacakmış öyle diyor. Çekip alacak diyor. çok iyi ya. Peygamber de kızına diyor ki Fatıma seni unuturum diyor. Üç yerde diyor. Kaç yaşındaki? Geçen hafta yazmıştım ben bunu evet, Ya evet. 8 ya on yaşlar arasında Fatıma. Ya çocuğa diyor çocuğa. Babana güvenme diyor. Hazreti Ayşe diyor ki kocana güvenme. Akrabalara, halasına diyor ki hala bana güvenme. Amca bana güvenme. Kureyşler bana güvenmeyin Ebu Kubeys'in tepesine çıkmış bağırıyor. Sen bu peygamberin soyundan geldiğini söylediğin Şih Hazretleri... Sana şöyle diyor, seni çeker alırım oradan. Sen rahat ol. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Diyecek bir şey yok. Evet. Burada Allah ayrıştırma gücümüzü sağlamlaştırsın. Neyin i̇nşallah. din, neyin din olmadığını ayrıştıracak kadar feraset lütfetsin. Amin. amin, amin inşallah abi. Abi teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, sağ olun. Olsun inşallah. Ee, o şeritten yine gittim hakkını zerretme. Estağfurullah. Gir, gir, gibi oldu. yok estağfurullah. Yani ben, Her zaman başımıza. Ne ya. yapayım ben? Alıştım. <laughs> Alıştım artık filan. Yok hani aklıma gelip de tüh şunu söyleyemediğim bir durum yok. Keşke Hakan abi bana fırsat verseydi şu önemli konuyu anlasayım dediğim bir şey yok. Ben de e bak... notlarıma baktım. Nadir bu bir şekilde birkaç programda oldu sadece bu. Bütün notlarımı konuşmuşum yani. İlk <laughs> yani geldi bana da. Aklıma gelen konuşmak istediğim şeyleri konuşabiliyorum. Bu benim için yeterli özgürlük yani. O yüzden hani izleyicilerimizin aklına böyle bir şey gelmesin. Ahmet Bozkuş'ta harika bir cevher vardı ama bak Hakan Zafer'in yüzünden biz ondan mahrum kaldık. <laughs> Merak etmeyin mahrum kaldığınız hiçbir şey yok yani. <laughs> e Böyle birlikte bir program yapıyoruz sevgili izleyenler. Ee, en başta söyledim en sonunda yine söyleyeyim. Böyle birkaç haftada canlı yapamıyoruz. zaman e, Zamanımız yok uygun zamanımız olmadığı için. Ama ilk fırsatta inşallah hem Hakan abi için hem benim için de Çarşamba günü Türkiye saatiyle 20'de canlı yayın yapmak için zamanımız olursa programı yine canlı yapmaya Biraz günü değiştirmeyelim diye. Çarşamba evet, kalsın evet. diye. Evet. Alıştığımız zamanı saati değiştirmeyelim Cumartesi, diye. Cumartesi pazar müsait ama işte çarşambayı değiştirmeyelim diye. Evet evet. evet. Canlı olmadı. Bir ee, ama canlı gibi yapıyoruz. Öyle söyleyeyim. Evet. Zaten izlediğinizde programın e, bu halini e, herhangi bir müdahale olmadığını da görüyorsunuzdur. Bir başlıyoruz ve bitiriyoruz her zaman yaptığımız gibi. İnşallah en kısa zamanda canlı da yapmak e, kısmet olur. Yaparız. E, tekrar görüşünceye kadar e, Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. E, sevgili izleyenler. Hakan abi tekrardan teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Allah'a hoşça Hoşçakalın.